Daha sonra gelecek. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. 170. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şeydeki neyi saymadınız? Hiçlik Adem, Dima dersi mi oldu? Ne demiştik? O hiçlikle Adem'le ilgili ders yaptınız ya. He. O Dima dersi yani öyle mi saydınız? Saymadık galiba. Yani nasıl numaralandıysanız. Değilse 175'teyiz yani. İşte Adem, demek ki aslında Dima dersinin içindeydi o. Ama olsun 175 olsun. Sayılmadı değil mi? En azından sayılırsa ona sonra ekleriz. Ama konunun içinde, çünkü çok tuhaf yani, dima ama bütün, yani güya tek tek anlamaya çalışıyoruz. Bu bütünseldir. Yani şöyle bütünsel. Tek konuşuyoruz ama hepsiyle bakamazsan bir şey olur. Ver abi. O kısa ya abi. Çekilme. Birleştirsek çok mu uzun olur abi? Hangisi? Onunla bunu birleştirsek dersleri yani. Uzun olur. Uzun İstersen olur. O 75 olsun, bu 76 yap. Yapalım abi. Evet, tamam. Şimdi şöyle. Mesela Dima, zihinle ne alakan var? Adem'in cehran ettiği yer zihin, zihin. Adem'in cehran ettiği. Evet. Zulümat, zulmani. Vücut orada ya. Vücut orası değil miydi? Hayatı tekniğe. Onu ortadan kaldırıyor. Ağır. Hayatı tekniğe orası ya, vücut. Yani neresinden tutarsan acayip bir şey ama ben size bir Adem'i yapmaya çalışacağım. Şimdi bakayım yapabilecek miyim? Ama şekle yapacağım tabii. Şimdi şöyle yapıyorum kasten. Namazdayız. Tamam. Namazdayız. Sağlıklısın. Yani bir yerin ağrımıyor. Ağrımaması lazım. Bir yere takıntında olmaması lazım. Tahiyyatta secdeye mi bakılır? Kucağımı ekseriyeti, kayır ekseri ulema tevazu ifade eden kucağa bak. Ha? Şimdi hastalığın yok. Bir yere takıntı yok. Böyle durduğun zaman ne beden var, ne bir his var, çünkü bir şey yok, aslında bir takıntın yok. Şöyle durduğun zaman ekseriyetle burada oluyor. Yani bakın, bedenim yok şu anda. Siz de hissetmiyorsunuz. Hisseden var mı bedenini? Ağrınız yoksa bir şey hissetmemeniz gerekiyor. Şu anda buraya odaklandım. Adem'i anlatıyorum. Nasıl böyle? Mukaddemesi bu. Bu çekirdek, bunu yiyelim. Şu anda ben kucağıma baktığım zaman ne bedenimdeyim, ne fikirdeyim, ne isteyim. Bu işte başlıyor. Hiçliğini bilmek bu. Bu derken buradan başlıyor. Yani hiçbir tanımlama olmuyor. Çok tuhaf. Oluyormuş da ifade edemiyormuşuz yani o zaman. Şöyle bakın, hani olacak bu söyleyince abi, artık. Hissettiğiniz haleti anlatmaya çalışıyorsunuz. Evet evet Adem'i. Ama böyle oluyormuş yani. Yani namazda olur zaten bunlar en şey. Şimdi bakın, şu anda bedenin farkında mısın, buraya bakıyorsun nasıl? Yok. Yok yani. Şu anda bedende değilsin ki. Ha, bedenin yok şu anda. Beden Adem'de. Ama bedenin vücudundayız. Bedendeyiz. Hani şu anda bedeni hatırlıyor musun? Yok. Bedenin Adem'i. Bedenin Adem'i. Bir yere takıntın yok. Dimağın Adem'i. Vesvesen yok. Kalbin Adem'i. Öyle mal, mülk, kariyer falan. Şunlar bunlar. Kalbin Adem'i. Bu mu çekirdeği başı? Şöyle durdurma abi. Ne bedenimi hissediyorum? Ne kendimi hissediyorum, ne hissedeceğimi hissediyorum. Şöyle boşluk oluyor ya. Hiçbir şey yok ki. Yani zor bir şey değil ha, çok kolay.
Öyle biz büyütüyoruz bu işi yani. Çok büyüttük, abarttık gibi geliyor. Aslında çok kolay bir şey. De sonra anladım. Şu anda mesela hepinizin yaşadığını söyleyeyim. İlk deneyim yaptığınız için. Şu anda doktor, bedeninde haberin var mı abi? Şu anda bunu düşünüyorsun değil mi? Buraya bakıyorsun, buna bakıyorsun. Bedenini unuttun yani. Ha bedenin ademi işte bu. Bedenin ademi bu. Bu neyi getiriyor? Çok tuhafınıza gidecek, garibinize gidecek ama tuhaf ya. Şimdi bedeni yaşadıkça, ya bedensel halleri, fikirleri, hisleri öyle yaşadıkça buradasın. Bedenini hissetmediğin anda zannediyorsun ki burada değiliz. Burası değil. Mekansızlık oluyor. Mekanda mekansızlık adiyan. Şöyle diyebilir miyiz? Burası değil yani o anda. Burası değil. Gaflet de benliğin ademi midir? Gaflet neyi getirir? Ruhun ademi oluyor. Ama aslında gaflet seni ademe atar yani. Vücudu, ademi değil. Benliğin vücudu da. Evet, vücududur. Ters söyledi. Gaflet, atalet. Mesela bak. Şu. 80... Ben sana söyleyeyim bunu. Tevakkuf, sükunet, sükût, atalet, istirahat, yeknesaklık, günahlar, gaflet, ademdir. Yani, şimdi başka bir şey anlatıyorum ben. O şeyden şöyle gibi anladım. O anlattığınız mesela halet namazdaki hiçliği gösteriyor. Sanki ademin müsbet tarafı hiçlik, menfi tarafı o saydığınız şeyler, sıfatlar gibi. Gibi evet. Ama şu. O deminki anlattığınız sanki Adem'den ziyade hiçliğine doğru gitmek gibi. Heh, işlemi de zaten Adem bizimle alakası yok. Şimdi bize bakan hiç, işlemi bilmek. Adem'le vücut bizim dışımızda. Biz hiçlik de ya vücuda ya Adem'e düşüyoruz. Yani hiçliğini bilmekle vücuda çıkıyorsun, bilmemek Adem'e düşüyorsun. Şimdi bu deneyimlemek yani, yaşamak zor bir şey değil. Bu belki de çok önemli böyle, uzatıyorum gibi gözüküyor ama. Mesela şu anda düşünüyor doktor. Ali de düşünüyor, herkes düşünüyor. Gafur, vücudundan haberin var mı abim şu anda? Bana bakıyorsun. Niye yok? Ama var ama Adem işte. Nerede? Burada delildiğin için bu manayı tefekkür ediyorsun, bana bakıyorsun. Bakarken aslında beni de görmüyorsun. Düşünüyorsun, düşüncede var olduğun için beden ne oldu? Adem. Bu vücut oldu. Aslında yaşıyoruz. Tuhaf tarafı bu. Size bir müjde vermek için söylüyorum bunlarla alakalı. Bir müjdedir. O hali, o vücudu burada yaşıyoruz. Ama burada değilsin artık. Orası. Vedhuli cenneti. Gibi yani. İçerisinde mesela takıntısı olan, huzursuzluğu olan, bilmem nesi olan burada. Elbise giydir, çıkamazsın. Adem desin o adam. Ama böyle hiçbir şey yok. Ha tamam ama bu bana ne katıyor? Ya bu işte darul ahirettir ya bu halet. Bu dünya cinsinden değil. Bu dünya cinsinden değil. Bu Vedud ismine mazhariyet mi abi yoksa? Bir şey diyecek. O haletten senin doğaya sevk eden bir halet oluyor. Yani bunu tersi... O haletten doğayla sanki seni çıkartıyor hayrettin abi. Tuzak bu, ama. Tabii şeyden çıkıyorsun ama. Ama tuzak şöyle olur. Bu terakki edince... Huzuzat-ı nefsaniyeden uykunu kontrol edersen, uykusuzluk değil, yemeksizlik değil, yemeğini de kontrol edersen. Yani sünnet-i seni yaşadıkça bu aletler arıza olur, güzel olur. Bunlar olur ama vurgun vurmaması için, bunu kontrol edebilmen için Asfiye-i Muhakkikin ve Mudakkikin eserleri, aslında imamların eserlerini kontrolüyle olacak bu iş. Yoksa bu gide gide bunu yapa yapa çok uzun zamanı alabiliyor.
Yani mesela kısa olabiliyor. Namazın her safhasında da olabiliyor bu iş dini bilme. Bu sefer tuhaflıklar oluyor. Tuhaflıklar olunca içsel şeyler oluyor. Tefekkürle. Yani burada tefekkür yok. Müsbet tefekkürle bir giriş oluyor. Mesela tefekkürler şu. İlk önce böyle yani bu ilimlerle yapıyoruz ya. Ettehiyyatü el-mubarekatü selavatü teyvat. Yani bunlar derse katıla katıla su kayaya vura vura uyduğu gibi böyle bunu böyle fikirle şey de olmaz böyle. Bu ortamlarda gelişir böyle. Ortamlarda böyle sirayet eder. Ama bunun zararı ne olabiliyor diyeyim. Yani vurgu nasıl oluyor? Konevi Hazretleri, Muhyiddin Arabi vesaire kontrolsüz oldu. Mesela Allah canibinde Adem yok. Yani bizim Adem anlayışımız ayağını sabiteye denk geliyor. Muhyiddin Arabi'nin şeyleri. Yani ayağını sabiteler, vücuda çıkmayan ilmi vücutlar. Yani kainattadır vücut ve Adem. Şecer-i hırkatta değil yani. Şecer-i hırkatta Adem-i sırf var. Kainatta usta diyor. Adem ve vücut. Yani müjdeyi bir daha söyleyeyim. Anlayamadınız herhalde orayı. Veya hissedemediniz. Şimdi vücudun, Adem'in de vücut vardır. Yani varken yoksun. Yani buralı iken buralı değilsin. Menfezi söylüyorum. Bu menfezdir bu. Bu ne alakası var bir müjde? Verilene verilecektir diyor. İsa Aleyhisselam'ın ayetidir. Verildi mi sana? Anlatsan bunu, bu müjdeyi. Evet. Verilene verilecektir. Siz aslında her şeyden bahsediyorsunuz abi. He. Verilene verilecektir diyor. Herkese verilmiyor diyor. Bozulmuş İncil'de bu var ya. Herkese verilmiyor. Ama kime veriliyor? Her isteyene verilmiyor ama verilenler onların içinde isteyenlerden oluyor. Sonra baktım kim onlar? İlimde boyutlaşanlar değil. Şunu yapalım oyuna değil. Sadaka. Fatiha cevap veriyor. İhtine sıratel mustakim olanlar. Şimdi niye müjde diyorum? Bu verildi mi sana bu? Bu verildi mi? Verilene verilecek. Verilmeyecek idiyse sana verilmez. Çünkü Allah haşa istihza etmez. Alay etmez. Çocuğa çikolatayı gösterip vermemezlik yapmaz. Allah vehim, vesvese, evham, şüphe, tereddüt, şirk, küfür haletlerini vermez. Allah ve melekleri vermez. Yani şu, daha İsmail. Buradayken yatsı namazında girdim diyor usta. Namazın genelinde olmuş. Böyle çok şükür Risale-i Nur terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin diyor ya şualarda. Onun için diyeceğim Rabbim şahit olsun başka gayem yok. Yani namazda o genelinde olmuş yatsı namazına girdi. Bizde de böyle bu lisan terbiye ettiğini göstermek için söylüyorum. Böyle namazda bu oluyor. Ama şeyde çok az oluyor. Şöyle bir misal veriyordum hatırlar mısınız ama tanımlayamıyordum. Adem çalışınca anladım ha buymuş. Mesela araba kullanıyorsunuz. Dersi uzattığımı zannetmeyin. Araba kullanıyorsunuz. Hayal eder misin böyle şeyi, çerçevesini, cam böyle. İçeriden baktığını görüyorsun. Yani çerçeveli ya. Böyle kullanıyorsun. Hakikaten bir yerden bakıyorsun. Ama baktığını fark ediyorsun ama arabayı hissetmiyorsun. Çamurunu, çukura düşmesini. Sana his vermiyor. Ama bakıyorsun. Şimdi namazda böyle sanki arabanın kaportasından bakar gibi yani senin kaportadan farklı olduğunu şöyle aynı arabayı bir hayal eder misin? Bakıyorsun ya. Sen değilsin ki araba. Arabadan bakıyorsun. Aynı cam. Aynı çerçeve. Topitu şeyleri var. Aynı öyle bir namazda oluyor. Böyle beden aynı arabanın kaportası, dizayn içerisi. İçeriden baktığın gibi. Böyle oluyordur yani size de. Böyle ben daha aşağıdayım.
da arkada. Bedenden bakıyorsun. Bedenden böyle. Böyle acayip oluyor yani böyle. Bedenle bakmıyorsun. Mesela neye benziyor? Şimdi gözlüğe bakıyorum. Şimdi gözlükle bakıyorum. Bir daha. Şimdi gözlüğe bakıyorum. Şimdi gözlükle bakıyorum. Aynı bunun gibi. Bedenle baktığımı gördüm. Gözüküyor. Bedenle bakıyoruz böyle. Yani buradan bakarsan bu buradasın. Burayla hiç alakası yok. Biraz bu tarafa geldiğin zaman beden burada kalıyor. Aynı arabanın o camı gibi. Baktığını, kafanı da, kafanla baktığını da görüyorsun. Kafayla bakıyorsun. Böyle bir tuhaf. Azar. Ama bu başka bir şey. Yatsı namazın böyle. Ekseriyeti yatsı namazında olur bu. Tayyatta olur. Olur demeyeyim de öyle bende şey oldu. Üstad yatsı namazın genelinde oldu. Şimdi böyle bir sıfır nokta gibi oluyor. Hiçbir şey tanımlanmıyor. Hani hepiniz yaşarsınız. Şu anda örneğini de gördünüz. Şu anda bedenin hisseden var mı? Yok değil mi Ali? Şu anda yok. O zaman hastasın. Yani bir yerin ağrıyor. Oradasın yani. Hani can, ecdat demiş ya, neren ağrıyorsa canın oradadır. Şu anda yok. Şu anda zaten gündelik hayatta da kullanıyoruz ama tanımlayamıyormuşuz. Tamam mı? Bir daha ileriye gidiyoruz. Bedenini anlamadın. Bedenin haberin yok. Bir ileri safhası. Böyle düşüncenin de arkasına geçin. Düşünce de yok. His de yok. Talep yok. Yani talep yok. İstemek yok Allah'tan. Tövbe yok. Hiçbir şey yok. Beden yok. Gir içeriye. Fikir yok. Yani bir şey düşünmüyorsun. His yok. Bir korku yok. Güven yok. Talep yok. İstek yok Allah'tan. Duygu yok. Yani muhabbet, aşk, lezzeti muhabbette falan hiçbir şey yok. Böyle bir şey. Böyle. Yani hiçbir şey olduğun an işte. Bu nedir? Bu onun menfezidir. O oradan giriliyor. Bu herhalde bu nokta Hacerül Esved gibi yani. Buradan giriliyor. Buradan girdiğin zaman bazıları uzun duruyor. Uzun sürebiliyor. Böyle Allah hiçbir şey yok ya. Sonra bir şey yapıyor. Varlığa düşüyorsun. Böyle sana şey geliyor yani. Ağır geliyor. Demek ki bu zatlar işi anlamışlar yani. Peki Hasan abi öyle olunca yani ne elde etmiş oluyoruz? Yani az önce dediniz gerçi ama hani aklıma şey geliyor. O aynı darlıklar var ya. Acaba hani oradaki aynadarlıkların birisi mi yoksa hepsine mas yani sonuçta bir Cenab-ı Hakk'ın bir maksadı yani bu yolu göstermesin yani esmaya mı işte sıfata mı şunata mı nasıl bir şey oluyor orada yani böyle bir en azından o senin sormak istediğin orayı evet cevap vermek çok zor sıfata mı zata mı aynı bilmiyorum ama Adem'den sıyrılık hiçliğini bilip vücuda mazariyet bu haletin oralı olduğunu gördüm. Bu değil yani. Burada mazhariyet kısmını hissettiniz mi? Yani Adem'i hissettiniz de vücuda mazhariyeti de hissettiniz yani mi? Orada bir boşluk oluyor ama vücutta o zaman onu biraz daha getireyim de orada bir huzur oluyor, bir huzur oluyor ki anlatamıyor seni. Yani vücut herhalde o. Yani vücut olurdu ters olsaydı. Tabii ya o. Mesela çok ciddi bir işim var. Hoca imamlığı uzatmış. Adliyedesin. Alkattasın. Yetişeceksin. 10 dakika kaldı. Akşam kıldırıyor. La kısa kes ya. Orada nasıl namazda olduğunu aldı. Huzur makamındayken sıkılırsın değil mi? La kısa kes ya. Bir sürü insan havalimanında başıma geçen. La uzatma lan bu kadar ki sen tek başına. İnna atteyna da Allah'ın suresi ya. O da Allah'ın ayeti de kısa oku ya. Sabah dahi olsa uzatma ne alemi var çünkü herkes uçacak yani kendine göre kıldırma. Niye örnek veriyorum çarpıcı? Yani oradan huzur iken elem alıyorsun. Burada ise tam tersine namazdayken elem alın. Böyle vücut dediğimiz şey orada ne oluyor? Huzur oluyor. Huzur kendisi vücuttur. Vücudu mahz deniliyor tasavvufta.
Abi bu vücut bazen yaşadığımız. Veriliyor. Niye geri alınıyor? Allah Resulüne söylemişler. Sohbetinizde Allah ya yani Resulü. Vücut sabittir, mutlak çalışması lazım gibi o, geliyor. Düşünmüş. Devamlı insan ona verilseydi orada melek gibi olurdu. Meleke sahibi olurdun. Malik olduğunda kanaat olacaktı. Kimse onun için çıkmıyor. Oradan çıkmak istemiyor onun için tasavvufta. Melekelerin malikiyetlerinde kanaat eder ve sabitiyetlenir. Daha yükseğe çıkman için değişiyor o. Devamlı tebedül ediyor. Ama oraya kanaat edersen kalırsın orada. Mesela kalırsın böyle. Orada kalırsın. O zaman meleke haline gelir. Melaike gibi olursun. Makamın tek olur. Mazhar olduğun kadar bitmiştir. Çok güzel cevap oldu. Evet. Ama çok tuhaftır. Bu taga, buna kanaat etme. Ahirette de standart oluyor. O seviyenin gelişmesi oluyor. Burada devamlı değişince bu esmanın o mertebelerini. Mesela bir misal söyleyeyim, aletimi söyleyeyim. Allah her şeye hakim. Şu anda ki aletimle söylüyorum, Rabbim şahit olsun. O huzurda kalıp böyle bana dese, o huzurda kal, hiçbir şey yok, sıfır. Ölünce kadar böyle olacaksın mı? Ama mertebe sıkıntılar, hastalıklar, dertler vesaire, bu dersler, dersler olacak olmadı falan. Devamlı sıkıntıyla huzur veya sıkıntı çok, hangisini istersin? Ben buna talip. Yani zıtlardan ayrıştınız o zaman o halde. O halde zıtları şöyle yani. Adem'le vücut ayrıştı. Zıtlar değil de. Vücutta zıtlar var. Celali, cemali var. Zıtlar derken onu kastetme. Adem'den vücut oluyor. O huzur var ya huzur. Celal da var. Cemal da var. Ha, celal de var orada. Tabii. Celalsız cemal, cemalsız celal olur mu? Olmaz. Şimdi ademsiz vücut, vücutsuz adem olur mu? Şimdi orada ne oluyor dedin ya, orada huzur oluyor. Huzur eten var, huzurlu tam var, huzurlu mahz var. Yani ne yapıyor ya? Niçin uğraşıyorsun? Yani bunlarla niye meşgul oluyorsunuz? Yani bu işte bu. Bu huzur. Peki bir ilerisi ne oluyor? Herhalde artık konuşmaları duyarsın. Rabbimin sözünü işittim diyor. Zaten Kur'an Allah'ın şeyi ya. Mesela namazda İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyemedi ya Zeynel abidi. İmam Bakır mıydı Zeynel abi ikisi? Yani bana cevap verecek ki sen bana mı iman ettin de benden yardım istiyorsun? Hani acaba Allah beni onaylar mı diye diyemedi onu ya. Evet söyle söyle. Tamam yalnız bana ibadet ediyorsun. Oluyor. Yani buradaki kastım bu nimeti farkındalığına gelip fark etmemizi istiyorum. Yani Risale-i Nur böyle tabirleri surettir. Kur'an'daki gibidir. La teşbih ve la temsil. Kur'an'da tabirler surettir, musaftır. İnsan da uyanırsa senin Kur'an'ın oluyor. Kur'an'ın hakikati ise bu kaynaklandığı esma ve sıfatı seni taşıyor. İşte Risale-i Nur bu dersleri, bu adem, vücut, mevcut, madum ona uğraşacağız, imkan. E tamam da ne uğraşıyorsun? Çoluk çocuğumuz var, bırakmışız, buraya gelmişiz, çalışıyorsun. Sen gelmişsin bir saatini vereceksin. Ben oturup çalışıyorum. Yani bunun için çoluk çocuk edinmemişim bir. Dünyalık edinmemişim iki. Yani ne kadar mühim? E sen de bir saat iki saat de alacaksın. Peki ne getiriyor bize? Ya bu ne getiriyor? Bu üstümüzdeki battaniyeyi kaldırıp oraya gitmek için ötelere ölmek gerekmiyor. Daha ötelere gitmek için yaşarken yapmış Allah Resulü. Miraç. Yani hatta eskimiş yuvasından diyor. Bırakıp semalara uruç eder diyor. Vefat edenler için söylüyor. Usta talebesi için söylüyor. Eskimiş yuvası var ya bedenin bırakmış oraya. Çekip gitmiş. Şimdi Nadir abi mezarda mı yani? Yani kader ilahi.
merhameti Rabbaniye, Lut, İhsan İlahi, hayatta enfusla meşgul olan adam. Şimdi orada mı yani? Bırakır mı böyle Rahman'ın Rahim olan Allah? Merhametin en merhametlisi. Bırakır mı? Ha, ne yapmış? Eskimiş yuvasında, bırakmış, çekip gitmiş. 232 lemalar. Evet, derse Bismillah. Şunu bir anlatayım abi. Şimdi, bir imkandan bahsettiniz galiba abi, değil mi? Şey yapacağız. Benim anladığım konumuz şu. Vücut, imkan, mümkün, madum, mümteni. Önümüzü kesmek için hemen başladın. Evet abi, hakkınızı helal edin. Tamam. Şu... Adem vücuttan çıkabilirse... Niye bu farklı ders yapıyorum? Size ses kaydı attım o yaparken. Kardeşim, sırf akıl yapsak, zihin yapsak, şey yapsak. Sonra bu mevzulara gelsek, bununla değil. Zenginlik katsın, zihindir, ademdir, kanundur, namustur, imkandır. Beraber bir oradan külli bakmak için. Sonra acaba diye, ya bir dakika, Adem bitirdik imkana, Adem'le bir daha bakalım, yok. İkisi beraber gidiyor. Hasan abiciğim, şunu bir izah edeyim. İmkan dedik, yani ben biraz da Ali'nin söylediğinden şey yapacağım da. Şimdi bakın, imkan, yani Adem'in de vücudun da eşit olduğu ve bütünlüğünün var olduğu yer dersek eğer, Hasan abi, sizin az önce bahsettiğiniz dizlerinize, kucağınıza namaz anında, tahiyyat anında, kucağınıza baktığınız o an, evet. Şu vücut, benim anladığım kadarıyla abi, şu vücut. Tamam. Burada o haletle aslında Adem gibi görüyorsunuz. O anda ne oluyor biliyor musun? Dedim ya size, acayip bütün kainatı kuşatan, kaplayan bir huzur var. O anda. Tanımlayamıyorsun böyle. Çıkmak istemiyorsun ama mekruha giriyorsun bu sefer namaza. Namazı uzatıyorsun. Abi, şimdi benim anladığım, benim tefekkürüm şu ki, Ademsiz şu vücut da Adem'dir. 0 çarpı 10, evet. 0'dır abi. Evet. 0 çarpı 10, 0 olduğu gibi şu Ademsiz, bu vücut da Adem'dir. Bizdeki o nereye gitmek istiyoruz dediği zaman Osman, bu Adem'le bu vücudu bir arada yapmak, vücuda ulaştırmaktır. Evet. Yani şu yanan ışıktır Hasan abi. Bu da mümkündür abi. Yani mümkün olan da budur. Şimdi az önce dediniz ya Hasan abi siz. Artıya yaz Arzayan. Vücut dedin. O eksiye Adem dedin. O tersi olmasın. Ya, böyle dedi de ben bir şey demedim. Ben daha derse gireceğiz. Ben. Öyle ezberde yapmayacağız. İmkanı, tek tek o imkanı hepsini okuyacağız. Şimdi Hasan abi mesela şunu söyleyeyim. Siz dediniz ya ki vicdan için Adem'dir. Şey, zihin için Adem'dir. O Adem'in zulmü orada oluyor. Şimdi vücut şöyle Hasan abi. Yani vücut orada oluyor. Evet. Vücut orada oluşuyor. Vücudun orada oluşabilmesi için Hasan abi, benim şu yazdıklarımı sizin anlayabilmeniz için şu bütünlük, şu beyazlık olması lazım. Şu beyazlıkta yazılabilecek her şey aslında var. Var. Kanuniyet olarak. Otomatik, evet. Evet. Aynen zihindeki de Adem aslında bütün vücudun orada var olduğu bir Adem. Evet. Anlatabildim mi? Zaten vücudun çapı kadar Adem'dir. Vücut, aynen. Heh. Yani vücut Adem'i aşmış değil. Değil. Aynen abi. Evet. Aynen öyle. İşte... Aynı miktar olduğu için işte abi şurası. Yani aslında imkan alemidir aslında benim vicdanım. Veya zihin diyelim. Benziyor. Şimdi gireceğiz abiler. Ama çok güzel bir, acayip bir şey yaptı ya. Öyle basit sıradan bir şey değil. He Ali? Celal ve Cemal dediniz ya abi demin. He. Mesela vücutta Celal ve Cemal tecellisi, onların birlikte çalışması vücudu netice veriyor. Aslında Adem'i konuşurken zıtlık diye tarif ediyoruz ama mesela Gafur'un verdiği örnekteki beyaz renk Adem gibi gözükürken Adem değil. Aslında vücut da başka bir vücudu ortaya çıkarmak için ona perdedarlık yaparken... Ona öyle demişler ya, Adem demişler. Bir isim, çocuğa bir isim koymuşlar. Mesela sen Ali, neren Ali? Hüseyin desek neyin değişecekti? Evet. Ha, isim denmiş. Hasan abi bir şey daha söylemek istiyorum, çok özür dilerim. Az önce Ali'nin sorduğu soruya misalen. Şimdi siz dediniz ya,
inkişafın bitmemesi için, inkişafın bitmemesi için vücut veriliyor ve alınıyor. Şimdi şuradaki yanan ışığın olduğu yer, o inkişafın oluştuğu giden gelen bölümdür ama onun yaydıktan sonra o vücut bir daha alındığını ben inanmıyorum abi. O vücut alınmıyor abi. O çünkü Esma'nın cilve, cemal, nakış ve sanatıdır. O yandı gitti ya. Yandı gitti. O bitmez o bir artık. Bir daha biraz sonra yanar. Mesela şu anda kainat var olup yok oluyor, var olup yok oluyor ya. Mesela yaprak düştü, çürüdü. Gelecek seneki yaprak önceki senenin yaprağı değil ki. Değil. Al götür bir yere. Yaprak buradan düştü, al götür başka memlekete. Hani onun çürümesini de aldı diyebilirdin ama yok, o da yok. Yeni. Allah için bir şeyin tekrarı yok. Allah böyle gani mutlaktır. Bir şeyi tekrar etmiyor. Hayatın da tekrarı yoktur. Devamı vardır. An ve an var olup yok oluyoruz. Var olup yok oluyoruz. Yok olup var oluyoruz. İlimle kudreti kudreti. Ama verilen bir daha verilmiyor. Bitti. Yatsı namazın sünnetini kıldın mı? Kıldın. Kılmadı, bitti. Bir daha. Dün akşamki yatsı namazın sünneti kılmadın değil mi? Bir daha kılamayacağız. Bitti. Tekrar yok. Öyle diyorsunuz. Kılmamazlık yapmakta zorlanıyorsun. Ama bulamazsın ya. Ben şöyle diyeyim. Vicdanım ne kadar cemaate dahil oldum değil mi? Baktım farzda duruyorlar. Terk edebilirsin değil mi ya? Tufan cemaat. İnan ben bunu bir daha bulamam. Ama cemaat hayrında mahrum olayım. Ama sünnette mahrum olmayayım. Ya iki rekat en az kılıyorum. Hiç kılamayacaksam asla dahil olmuyorum. Tamam 27 derece mertebemi almasın. Ama sünnetsiz işin. Ama bir... o da şey, şeriatın hükmü yazık değil mi? Orada? Yok öyle demiyor. Yani her zaman o 27'yi tercih edin diyor. Yani şeyde... Sevap cihetiyle. Evet öyle. Sevap cihetiyle öyle. Ama fazlaya dalak öbürü mü yüksek diyorsun? Osman abi, Hasan abi var ya, bir rüya görmüştü de hani bitti namazını çabuk çabuk sabahtan akşama kılıyor ya. O rüyadan sonra daha sünnete bile diyor, bir tane diyor aynısını bulamazsın. Şafi'ye dönsek ya Hasan abi ne olacak? Ben de dönmüştüm de öyle, duman ettiler ama. Gel buraya dediler. Böyle böyle bir gel. Ruşam gel dediler. Sen Şafii. Niye kılmadın Şafii? Şafii'ye uydum. Gel bakalım. Bir de baktım ki nefes alamıyorum Şafii. Orada Şafii mafi yok. Orada mizanda 2-4 imam duracak. Senin mezhebine göre uyum. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yeni vücut, imkan, mümkün, madu, mümteni. 2-4-5 tane. Size gönderdim. Bu komutana da gönderir telefonuna. Senin cep telefonun var. Ali ile anlar. Hemen oradan oraya sana göndersin. Bu çektiğim fotoğraf gönderdim. Oraya bakman lazım. Öyle ezber dinlemek olmuyor. Bir de deftersiz gelen şey dimacı var mı? Ali sen deftersiz mi geldin? Evet. Başka deftersiz kim geldi? Sen deftersiz mi geldin? Var. Şey arın var mı? Telefonu unutmuyor mu? Ha tamam. Abi ben unuttum. Defter aldım özellikle. Ha unutmayacaksın. Deftersiz dimacı değil. Rüştü abi. Deftersiz nurcuyu nurcu kabul etmiyor. Derse gelen adam diyor. Derste bir şey almayacak mı? Nasıl kaydı? Normal ders akşam derste ha. Evet hadi bakalım. 9 mu abi? Sayfa 3. 3. sayfa. 3. sayfa. Burada var ya. Tamam sen artık rahat ol. Sen burayı dinle. Kamerayla şey yapma artık. Tamam mı? Rahat ol. Tamam. İşine bak. Ben oraya geçince şey yaparsın. Rahat ol. İstifadene mani olmasın dedim. Şimdi lügatını okuyorum. Mümteni. Gördünüz değil mi? Bir kişi gördü mü? Tamam. Evet abi. Mümteni. Lügatını söylüyorum. İmkansız. Muhal. Mümkün olmayan. Eylemsel. Ne demek yani? Şirk. Mümtenidir abi. Mümteni deyince şirk hatınıza gelsin. İnce Mesnevi Nuri 59 ben bunu söylüyor. Şirk gibi. Abi mümteni neymiş? Şirk. Muhab. Madum neymiş? Mevcut olmayan, yok olan, yok yani Adem. En sonu çiziyorum ne olduğunu. Madum, Adem yani zaten. Önceki derslerde bu 8 kafalı halimiz mümtenidir diyordunuz. Herhalde o yanlış oluyor değil mi? Yanlış oluyor. Mümteni şirktir yani şirk. O madum oluyor. Madum oldu. Evet. Çıkmadı. Madum bu. Çıkmadı. O şartları yerine getirmedi. Evet. Gelmedi. Onu değiştirmemiz lazım dima dersini. Ben onlara not açıklama yapıyorum böyle parantezler.
Evet ama varsak da yerine de düzeltsek iyi olur. Ama mümteni şirktir. Şimdi ne nasıl oluyor biliyor musun? Çalışıyorsun ya Osman. Çalışınca lügatta olmuyormuş bu işte. Çalışıyor. İnan son dakikaya kadar. Çok şükür. Ne kadar şükrediyorum biliyor musun? Bu aleti verdiği için. Çok şükür. Mesela gittim o anlatıya. Bir gitmem lazımdı. Çatıya sahip. Onlar şey. Biliyorum bir iki saat kalacağım. Orada telefonuma yükledim bunu çektim. Bakacağım ben. Orada bir. Yüzüm orada. Ha, neyse. Madum abi neydi? 8 kafalı. Olabilirdin. Olmadı. Bu madum. Bu madumdur. Mümteni değil. Mümteni şirk. Öyle değil. Şirk. Gibi. Yani lügatı nedir? İmkansız. Muhal. Mümkün olmayan. Şirk gibi. Mümkün olmayan. Yani vücuda çıkması mümkün değil. Şirk var mı? Yok. Kafasızın kafasında var. Bu nedir? Mümteni. Madum Adem'den geliyor zaten. Yok. Ama ilmi vücudu var. 8 kafalı olabilir. İlmi vücudu var. Mümkün. Olabilir veya çok rahat olun. Sıkmayın kendinizi. Kameraya sakın kafanızı takmayın. Rahat olun. Böyle. Düşünün. Mümkün ne ol? Ne demek mümkün? Olabilir veya olmayabilir. İmkan dahilinde olan. Tamam mı abi? Yani mümkün imkandan zaten gelmiş, şey yapılmış. Olabilir, olmayabilir. İki tarafa da açık. Dahilinde olan. İmkan ise mümkün olmak, olacak halde bulunmak, yok iken vücuda gelme bu. Bu ay, mümkünden ayrıldı. İmkan dairesine girdi der ustad. Mümkün ise eşit. İmkan değil eşit. İmkan dairesine girdi diyor. İmtina ise lügatı da içerisini okuyacağız. Artık sonuç şöyle yapabilirdik Osman. Yani ben tek tek okuyabilirdim sonucu. Ama onun malzemesini dolgu malzemesini sen tabirle inşaattan doldurmayıp üzerine temel atmak gibi. Dolgu yapalım diye. Kıyamadım yani, yapamıyorum. Yani. İmtina, imkansızlık, mümkün olmayış, şirk ve küfür gibi. Lemalar 87. Mümteni, imtinadan zaten. İkisi bir. İmkan ile mümkün bir. Madumla Adem bir. Aynı kökten geldikleri için. Tamam mı? Değiştirdim yerleri ki biraz kafa fırtına çalışsın diye. İmtina ile mümteni, madum ile Adem, mümkün ile imkan. Ne yaptı? Kaç tane? Açtı 3 tane. Buradasınız değil mi? Rahatsınız. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Lemalar 242. İmkan okuyoruz. İlk önce. Ama şeylere de gireceğiz. Yoksa 100.000 muhal içinde ya külliyat ne acayip bir şey ya. Hala her okudukça her günüm hayretle geçiyor. Diyorum ki dağ başında çam ağacının tepesinde zehirli hapishane köşelerinde bu nasıl yazılır bu sistem nasıl kurulur? Herhalde şimdi yavaş yavaş anlıyorum ki öyle Adem'i o yokluğunu hissedince geçiyor da oluyor. Başka olmaz ya. Kafayla olmaz. Bugünkü söylüyorum. Adem'i niye anlamıyor? Çünkü Adem akıldan öteye bir şey olduğu için akıl ilişki ve çelişki aletidir. Adem'in vücudu yok ki. Vücudu tanımlayan akıl anahtarı olsun. Akıl cihazdır. Vara cihazdır. Adem üstü olduğu için Adem akıl üstü olduğu için onu anlayamazsın ki zaten eğer akıl anlasaydı Adem denmezdi. En azından hayal edin dima. Akıl nerede? Üçüncü mertebe tamam mı? Zihin nerede? Ta vicdanda. Adem zulmatları, zulmani Ademler diyor. Tasavvufta zulmani. Bizde zulümat Adem. Zihinde takarrür diye ortaya çıkıyormuş. Zihin nerede? Dima mertebesi bitecek. Sonra
dimadan, izandan aşağı inecek. Vicdana, irade, zihniz, latife-i Rabbani ya vicdan. Orada zihine girecek. Lan akılın orada ne işi var? Onun için akıl anlayamam. Şimdi neyse, külliyata çok tuhaf. Kur'an'da öyle ya, bakarsın sade, herkesin anlayacağı böyle. Ama giriyorsun, sehli mümteni. Kolay, imkansız. Güzel de öyle. Bakıyorsun, ondan sonra, ya Kur'an'a nailler girecek diye Kur'an tefsir edilmesin mi? Risale-i Nur'a nailler girecek diye izah yapılmasın mı? Ne yapalım? Bidatçı otları da çıkacaktır tabii. İslam'ın içinde bidalar çıktığı gibi, Nurculuğun, Risale'nin içinde bidaları da çıkacak canım. Yani Kur'an'da Vehhabiler çıkacak, Cebriyeler çıkacak, Mutezile çıkacak diye Kur'an tefsir edilmesin mi? Nailer çıkacak diye, şunlar bunlar çıkacak diye külliyatı izah edilmesin mi? Mesela bir şey söylemek istiyorum başlamadan. Ben başlamadım. Şimdi burada saydım 12 kişi varız abi. 12 kişi varız. Yani bu demek oluyor ki bizde 24 tane ayak var. Bu demek oluyor ki kapıda 24 tane ayakkabı var. Tamam mı? Bizde 24 ayak, kapıda da 24 ayakkabı olması, bakın bu mümkün Hasan abi. Tamam. Tamam mı? Kapıdaki 24 ayakkabının 12'sinin sol, 12'sinin sağ olması da imkan. Çok tuhaf ya. Bu cin, bu tuhaf mahluk nereden aramıza türedi? Hiç kimin aklına gelir ayakkabıyla, imkanla? Senin kafan nasıl çalışıyor ben anlamıyorum abi. Tamam da misal verilir de ayakkabıya kadar. Değil mi? Tuhaf. Bu 12 tanesi sol, 12 tanesi olması imkan. O imkan. Ama orada ayakkabılarının alsın, evet. Mümkün. Mesela düşünün ki 24 tane ayakkabı var ama hepsi sol. Hiçbiri mesela Hasan abi, buradaki hiç kimseyi vücuda çıkartamıyor. Buradan giyip gidemiyorlar. Yani... Amcam cevap gülmek... Çünkü kafam yetişemiyor. Müthiş adam ya. Çok çok tuhaf. Onun kafası ters çalışıyor bizden. Zenginlik atıyor. Ama tehlikesi de çok büyük. Hiç kimsenin hatırına gelmeyecek, şerler hatırına gelir. Cehennem yapar dünyasını. Bismillah. Lemalar 242. Aynen doğru bak. Yoksa 100.000 mal içinde değil vücuda gelmek. Bak vücuda gelmek. Senin adın neydi ya? Ömer abi. Ömer. Yanındaki de Ömer. Ömer. Bak 100.000 mal içinde değil vücuda gelmek. Belki imkan dairesinden çıkıp çık ya, yalnız yazdım ters. Çıkıp olacaktı. P-L-K'e. Çıkıp imtina dairesine girecek. Mümkün suretinden çıkıp mümteni mahiyetine girecek. Allah Allah. Burada zaten ne olduğunu neredeyse lugat manasını verdi. Diyor ki Allah olmasa, haşa Allahsız düşünürsen, bunlar 100.000 muhal içinde değil vücuda gelmek, belki imkan dairesine çıkıp, imkan dairedir. Var olan bir dairedir. Arkadaşlar mesela valilik dairesi, kaymakam temizlik dairesi, birim yani, imkana daire diyor. İmkan dairesine çıkıp imtina dairesine, imtina neydi? Yani şirk, küfür gibi. Girecek, mümkün suretinden, mümkün nedir? Mümkün surettir. Mümteni mahiyetine. Mümtenim ayetine girecek. Demek ki imkan dairesinden, mümkün suretinden, mümteni mahiyet diye bak buralara kadar çalışırlar bu şekilde. Hiçbir şey es geçirmesini istemedim. Kıyamadım, hepsini koyuyorum. Demek ki imkan daire, mümkün suret, mümteni mahiyet. Mümteni neydi abiler, mümteni? Şirk. Mahiyeti. Yani kafasızın orada çalışıyor. Sonra baktım, ya şirk yoksa kafasızın kafasında niye olsun? Vücutta yok şirk. Küfür de yok. Ama insanda nasıl var? İnsanda nasıl var? Şirk var.
kafasınız kafasına var. Allah'ın şirki yok yani. Ama insanda var. Şirk. Yani hani la teşbih ve la temsil. Allah kainatta sıfatlarıyla ya. Zatıyla insanda ya. Öyle mi? Tamam. Zatıyla insanda olabilmesi için kainattan imtiyazlı bir özelliği olması lazım. İnsanda olup kainatta yok. Kainatta olmayan bizde var. Nedir o? Bu özellikler. Hangi özellik? Mümteni, imtina, madum, Adem tarafımız. Kainatta Adem'in mutlak yoktur. İlmi muhit. İnsanda var. Ne iş yapıyor bu adam? Adem mutlak. Zatın taayyum ve teşahhus etmesi için, uçak inmesi için pist. Allah kainatta zatıyla yok, sıfatlarıyla var. Sıfatlar gözükebilmesi için Adem'i sırflar. Allah kainatı Adem'den, şecer-i hilkati, şecer-i hilkat daha büyük biliyorsunuz. Adem'i sırftan, zatın peki, zatı kainatta yok, insanda olması lazım. İnsanda var. Adem'i mutlak. Kainat Adem'i mutlak olsaydı, o zaman zatı da kainatta tecelli edebilirdi. İşte, ya bu şirk nasıl olur bak, şimdiki kafam. Şirk ve küfür mevcudatta yok. Allah'ın zıttı yok ki. Ama kafasızın kafasında var. Harika bir tespit yapmışsın. Nasıl bir şey var? Ya Allah kendisini ortadan kaldıracak zıt mı? Ne kadar hürriyeti seviyor Allah ki? Günah işleme, kendisine şirk koşma, inkar etme yetisi ve etkisi veriyor. Biz de, bir de şirke, küfre, inkara bir ademi vücut koymuş bize. Ademi mutlak tarafımız bu. Yani Allah var ettiği gibi haş alemimizde, Allah'ı da yok ediyor. Ademi mutlak işte, kainatta yok. Allah'ı var edemez kainat. Yani zatını diyorum, zatını, sıfatını değil. Yok da var, yok da edemez, var da edemez. Ama insan Allah'ı ya yok edebiliyor. Yok edebiliyor, var edebiliyor. Allah nasıl bir şey? Allah nedir ki? Yani sen kimsin ki bir şey mutlak ve muhit olanı var ediyorsun, yok edebiliyorsun? Muhatabiyetin kalitesine bak. Şuna bak ya, he, muhatabiyetin kalitesine bak. Şu, bu ne demek ya? Bir tuhaf değil mi ya bu? Bizde mi, bende mi bir oynattık? Bu nasıl bir şey ya, insan seviyesi? Adem-i mutlak, iyi ki kainatta yok da bizde var. İnsanın fiyakası artıyor ya, fiyakası, keyfi. Öyle. Hatta, tövbe tövbe. Önce Harun bana, Trabzon'da hiç unutmuyorum, bir yerde otururken kapıdan geçen bir meczup gibi tipli bir adama ben şey yapmıştım biraz, kötü konuşmuştum, şey yapmıştım içinde. Harun dedi ki, abi niye böyle konuşuyorsun? O olmasa sen olduğunu fark etmezdin. Aynı. Doğru söylemiş. Evet. Doğru söylemiş. Yalnız programımız yarın kaldı ha. Ne? Programımız Çanakkale Evgeli bu. Erzurum'dan geldi bir tane teklif. Erzurum'da böyle iki katlı villa var diyor. Buyurun diyor. Oo. Erzurum'a hiç gibi. Şu anlar 658. Burada mıyız? İnşallah. Allah Allah. Bugün çok iyi ya babamız ha. Ya ya, adamlara bak ya. Adama bak, inkar etmeyi de panaynadalık yapıyor. Vay be, ben de kıyas edebiliyorum. Yani şeytan melek ama biraz suyut kavram olunca zor oluyor. Ama insan şekilde somut kavram görünce, tabi yani, hoşuma da gidiyor. Vay be, adam buna aynadalık yapıyor. Ne yapayım biliyor musun Alivan? Beni bana gösteriyor. Onunla ben oluyorum. Var oluyor. Varlığımı bilmeyecek. Ben oluyor. Çok tuhafıma gidiyor. Vay be, inkar ediyor. Nasıl bir adam bakayım. Vay be. Dinliyorum ha. Niye yok diyorum. Acayip bir şey. Konuşturdum. Niye yok sence dedim. Allah Allah. Bak. O anlattıkça ben böyle baktığımı zannediyorsun. Ben içerideyim. Şu anda daldım, tamam mı? İçeride söylediğini bakıyorum, tahayyülde mi, tasavvurda, ustad diyor ki, vehmini ele al, hayalede bin. Gideriz Adem zulümatına. Ha, adam vehimleri söylüyor bana, hayalini bilmiş, haberi yok. O söylerken ben böyle bakıyorum gibi ama alıyor. Doluyorum, kafanın içindeyim ha şu anda. Hakikaten anlatırken sizde de öyle oluyor.
Vehime bak, vehimin ela hayalini bir. Gideriz Adem üzülme. Adem yok ki gideriz diyor. Varmış. Varmış ya, gidiliyor ya. Gidiliyor ya. O adam anlatırken o adam beni dolaştırıyor, farkında değil. Ya yok diyor, görmüyoruz diyor, çünkü diyor olsaydı diyor bu kadar ölümler olmazdı diyor. Ha, vay be. Vehimin ifrat tefritini var. Orada o adam söylüyor, ben seyrediyorum. İnan seyrediyorum. Adam tarif yapıyor resmen. Ha, beni ona gezdirme vesile oluyor. Tövbesi. İyi ki var. İyi ki var. Hasan abi, o inkar eden, inkar ettiğinde bir derecede, işte atıyorum 100 birimde, tövbe edip geçerse, bu sefer sıfırdan başlamıyor da 100 birim... Hadis var ha! Şeyden başlıyor o zaman. Hadis var ha! Meratip var. Hadis var ha! Bunu söyledi. Onun için dayanamadım. O bir ters döndü mü var ya, o Adem vücut oluyor. Ayet var yani bunlarla alakalı da. Bizim abi Muhammed'in zihirlemede üstad inkar edenleri işte Muzır'ın haşirat falan diyor ya, yılan akrep. Onların da zihirlemesine ilaç yapılıyor, şifa oluyor. Onun gibi bir şey yani, sizde öyle bir santral tesis ilaç bir şey kurmuşsunuz. Çöplerden enerji, elektrik, onlardan şifa. Çok çok. Çöpleri evet, enerji imal ediyorsun. Bunlar da tuhaf. İkisi tuhaf, ikisi de aynı yerden ha. Aynı dereden su içmişler, bak şehir. Mesela bak, diğeriz ne diyor biliyor musun? Bak. Gel beyim, sözler 740. Ne diyorsam inanın, ben ikna olmamışsam sana demem. Bak 740. Gel beyimini ala, ela. Dur, sizde yok. Dur, sizde yok. Söyledi mi? Bizde Adem'de. Ha, gel beyimini ela. Yani o, ben atladım bak burayı da. Hayal üstüne de bin. Biraz önce söyledim sana. Ve mine la. Adam söylüyor. Hayalini bin. Ne yap? Şimdi seninle gideriz. Ustad da gidiyor arkasında. Ben de gidiyorum adamla. Zulümat Adem'e. Ne iş var? Neyle gidiyor? Peki. Dur. Yani seni böyle sanki sinema şeyini yazarlar ya, ne diyorlar ona. Sinemayı. Senaryo. Şimdi ustad, şimdi sen tamam gitsin, sen uzaktan seyret. Seninle gideriz diyor, zulümat Adem'e. Ne yapıyorsun, ben bir bakayım sana. O adam bana anlatıyor. Ben de buraya bakıyorum zannediyor. İnan vehme tahayyül, şey tasavvurdayım. Hayale de bineriz diyor. Tahayyül. Dimade serbest, o serbest bölge. Ben anlatırken serbest bölgeye bindim. Zulümat Adem'e. Ha, zulümat Adem serbest bölgede ya. Sonra o mezar ekberi mezarlık orasıymış. Ne var oralarda? O şehri pür envatı bir ziyaret ederiz. Bir sürü ölüler varmış. Bir sürü. Bu ölülerin çeşitleri var. Pür envat o. Yani tek çeşit ölü değil. Mesela demişiz ki o zulümat Adem nedir? Mezar ekbermiş, şehri pür envatmış. O mezarda kimler varmış? O mezarda kimler var? Mezarı merak ettim. Gittim ha dün akşam. Attım size ses kalı. Dinledim abi. Bize gittik. Mezara girdim. Girdim hakikaten. Ona kimler var dedim. Bu Risale'nin içinde izimli. Ben girdim baktım. Hayalimin ve tasavvurun imal ettiği her olumsuzluklar şahsiyet vermişim ya zaten. Vücut vermişim. Allah onlar, razı olsun ya. Onlar yatıyor. Abi vücutla gidiyor yine. Ha, ben gidiyorum tabii. Gittim tabii. Gittim, hani var ya olumsuz, gayri muhteşem şeyler olmuş hayalimizde, tasvirimizde ve onu kuracağız, bulacağız, her şey. Onlar olabilmesi için, sende yok ama bende var, benim alemimde enerji vermişim. O var etmişim, sen yok zannediyorsun. Allah hesap sormuyor, başka bir şey de var yani. Sonra onlara bir baktım ki geç mezarlığa, benim pür envat, o kadar cesetler var ki ölülerle dolu. Ustad niye gitti? Kendi ölülerini seyretmeye gitti. Niye gittin diye sordum. Geylani, o da dedi ki, demedim kayıtta o zaman. Geylani, Ali İmane'ye geçince ne yaptı? Kıbleye karşı uzattı, ayağını düzeltti, sildi orayı. O mezara girdi ustad. Bir sürü geçmişteki enkazlar var. Gitti onları diriltti. Yübedirullah ise yatma sena.
oldu. 23. söz. Hasan abi, inkarcı inkar ediyor ya, inkar ediyor. Adem alemleri elhamdülillah diyor onun inkar etmesine. Çünkü vücut ona rakip çıkartıyor. Sübhanallah. Ha, zıttını çıkartıyor o seviyede, evet. Elhamdülillah diye inkarcının inkarına vücut alemleri diyor. Çünkü öyle, çünkü 11. şuada Adem alemleri yok mu? Sübhanallah diyor. Rakip çıkıyor karşısına. Peki vücut alemleri ne diyor diyor? O nispete elhamdülillah çıkıyor diyor. Celal ve Cemal. Evet. Ama bakın şimdi burada zulümat Adem'e ustadın ne işi var? Tam da sen neye gidiyorsun? Ben de takip ettim. Merak ettim. Niye gittin ya? Kimler varmış? Hayalimin ürettikleri, vehminin ürettikleri kadar enkazım varmış orada benim. Sonra vehmin ve hayalim neler üretmişse o kadar büyük mezarlığım var benim. Ne kadar mezarlıklar var. Bahçem de varmış ha. O da küfrani nimet olmasın. Erzincan'ın meyveleri, Tokat'ın şeftalisi, Eskişehir, Afyon'un şeyi, o haşhaşı, Rize'nin çayı, her şey var. Ha, bunlar da var. O hayal ve tasavvurum imal ettiği bir mezarlık, bir dönüm bakın. Hepsi canlıdır biliyor musunuz? Vallahi neyi düşünmüşseniz, neyi hayal etmişseniz hepsi canlıdır. Menfi ve misbet duruyor onlar. Menfilere pür envat, o ölüler duruyor. O ölüler dirilmesi lazım. Eğer haşire bırakırsak bunu, orada diriltmek biraz zor oluyor. Menfiler, bu serbest bölgedeler, orada ölüler, müspet olan, diri olanlar zihinde. Zihin, evet. Zihinde vücut bulmuş. Vücut bulanlar, zihin... Zaten yani Adem'in sureti orası. Hakikat aşağısı mayeti. Bir baktım, aynı doğru. Sana bu şeyde, 740'taki okuduğunuz yere, yani önden sondan okuyunca, o zulümat-ı Adem olan kısım aslında bizim geldiğimiz kaynak manasını anlatıyor. Şey değil, menfi manada anlatmıyor. Zulümat-ı Adem'i gidişine bakıyorsun, seninle gideriz diyor. Bak şöyle diyor. Nereye kaynak biliyor musun? Bizim o geldiğimiz alem var ya, onu da içine alıyor. Bir de o mezar-ı ekber dediğimiz var ya, geçmiş. Oysa müspet için ne diyor biliyor musun müspet için? Onlar diyor hay ve mumbit diyor. Yani sanki oradaki mezar-ı ekberi Allah-u Alem, şimdi bir okuyacağım. Ha, menfi. Menfi değil, müspet. Yani onlar ilmi vücutları kastediyor gibi geldi bana. Kudret tahallük etmemiş halini ziyaret ediyor. Hafi diyor ki, gel vehmini ele al, hayal üstüne de bin. Şimdi seninle gideriz zulümat-ı Adem'e. O mezar-ı ekberi, o şehri, pür envatı bir ziyaret ederiz. Devamı şimdi. Bir kadir-i ezeli, kendi desti kudretle bu zulümat-ı kıtadan bizi tuttu, çıkardı. Bu vücuda bindirdi, gönderdi şu dünyaya. Tamam, orası şu şehri bi lezayiz. Bu. İşte şimdi biz geldik şu alem vücuda, o sahra-i haile. Gözümüz de açıldı, şeyh çetemiz baktık. Evvel istitaf-ı kerane, önümüze bakarız deyip mevzuya girdi. Gel gidiyor. Yani oradaki zulümat adam. Menfi oluyor. Müsbet ya. Yani yokluk. Hepsi var. Yok. Menfi ve ayı müsbet, hepsi var. Yani yok, kaynağa gitmek manası var. Oradaki zulümat adam. Şimdi bu devam ederken o zulümat adam'a vücut veriyor. O zulümat-ı Adem var ya, vücut nurları olur şeyleri. Yani biz aslında ilmi vücutta kalsaydık, onu sanki üstad zulümat-ı Adem... Evet, evet, doğru zaten. Kudretin tahallük etmesiyle... İstidatta kalmış, kabiliyeti çıkartmamış. Ha işte o! O. Kadir-i ezeliyle aslında vücudun nura çıkmış. Ne, nedir biliyor musun onlar o? Vücudu ilmiye perde olmuş var ya, zulümat-ı Adem. Vücuda çıkmamış, istidat, kabiliyete dönüşmemiş, her şey. Bunun iki tane tarlası var dedim. Bir, kuvve-i hayaliyenin istidat cihetiyle şerleri yok mu? Şerleri var. Tasavvurun şerleri yok mu? Hayırları da var. Hepsinin komplesi zulümat-ı Adem. Dedim ya biraz önce, Tokat'ın şeftalisi. Hepsi. Ne yapıyorsun? Yübedülünlâh seyyâtemâ sana, onlara vücut veriyorsun. Zaten o süreci anlatıyor. Çıkış sürecini anlatıyor. Zulümat-ı Adem'de ne işim var? İki tarafım da var benim orada.
bir tarlam var, şeftali tarlası. Evet. Bir de bir sürü şeyler var yani. Onlar o hayal kurdukların, onlar da zulümat Adem'de. Onlar da vücud ilmidir. Abi hep Adem'de. Tasvir ettim yani. Adem'de. İkisi de. Yani biz onu nereden çıkarttı? Yani kuvve-i hayaliyenin olabilir her şeyi. Olabilir her şey, menfi ve müsbet. Adem'i hep menfi düşünmekten oluyor bu abi. Lef-i mahfuz mu oldu acaba? Lef-i mahfuz. Bu ziyaret ettiği yer. Evet, lef-i mahfuz. Onu şey getirecektim. Muhyiddin Arabi'ye göre ayan-ı sabitelerdir. Adem, Muhyiddin, kısaca söylüyorum. Çalışmanın şeyi o. Siz fazla uğraşmayacaksınız. Muhyiddin Arabi'ye göre, Vahdet-i Vücud'a göre Adem bir şeye nereye denk geliyor biliyor musunuz? Bizim Adem, İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne Adem, Muhyiddin Arabi'ye göre nereye denk geliyor? Ayan-ı sabiteler. Yani vücud ilimlere. Bu noktada Ustad hem Muhyiddin Arabi hem İmam-ı Rabbani alıyor. Ayan-ı sabitiye diyor ya sabiteler, Muhyiddin Arabi'ye göre ona Ustad ilmi vücut diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin dediği Adem ise de onu da Adem'i alıyor. Cem ediyor. Cem ediyor. He. Şimdi burada gideriz zulümat Adem'e deyince sırf mazi yok bizim. Lev-i mahfuzun mazi mustaya hepsi var. Ha, bir de kuvve-i hayali ve kuvve-i tasavvuriyenin her şeyi var. Onları nasıl vücuda dönüştüreceksin? Elektrik veriyorsun. Vücut yapıyorsun. Adem'de kalmış. Mesela bugün olabilme ihtimallerin vardı. Sen her yerde olabilirdin. Balık da tutabilirdin. Sazlı Bağrızı'nda gölde. Şimdi balık da tutardın. İmkan değil miydi? Ama şimdi buradasın. Hani onlar ne oldu? Bak şimdi bir şey söyleyeceğim, şaşırıyorum. O balık tutma anındaki veya o namazı unutacaktın öğleni, şunlar bunlar, bir sürü günahlar da var ya, şurada olabilir, burada olabilir. Tazir. Olmamakla da vücut yapıyorsun şu anda. Oralara da vücut veriyorsun. Olabilme ihtimali olan bütün şerleri yapmayın. Şu anda bir hayır bir şey yapma, onlara hep vücut veriyorsun. Yani her an farzdayız. Farz sırf öğleni kılmak değil. Yani farz ne demektir? Olabilme ihtimali bütün haramların terkidir. Mesela içki içmek, şöyle diyeyim, uygulayayım. İçki içmek haram ya. İçmeme anı her an içmeme farzı yapıyoruz. Bir şey sorabilir miyim abi? Osman'a bir şey sorabilir miyim? He. Mesela ben bir tane Mercedes araba çektim kapıya. Bu müsbet midir, menfi midir? Sen devam et, devam et izin, evet. İzin. Şimdi bence müsbettir abi. Tamam. Şu aşamada. Ama benim eğer şoförlüğüm yoksa aynı Mercedes israf noktasında menfilik oluyor abi. Yani her şey yapıyor. Devam edeyim biraz. Ve o kadar ölülerim var. Yani mazi müstakbel. Zulümat Adem ille geçmiş değil. Ayağın sabiteli olduğu için mazi müstakbel ille müsbet vücutlar değil. Orada bir sürü şer tarafımız da var, şirk de var, küfür var. Şeyde, hepsi imkan. Abi Adem'i anlarken hep menfi bir temelle düşünüyoruz. Yok. Öyle olduğu için öyle bir hata evet, oluyor. Evet. Vehimle. Hatta hocam özür dilerim, sesimi yükselttim de. Zulümat dahi bir karanlık dediği zaman biz onu da öyle anlıyoruz. Zulümat da öyle değil. Zulümat karanlık değil ki, karanlık dimağı. Yani şeyle ilgili zulümat. Kalbi gideriz zulümat Adem'e deyince zihine giriyorlar. Evet. Zihine giriyorlar. Bir dakika. Vehimle hayalin cemi bu serbest bölgede görünüyor. Zulümat Adem yok ki gidilsin demişim. Acaba olması gerekenlerin, bak burada işte senin şey tasvir ettiğin bak. Zulümat Adem yok ki gidilsin. Nasıl gitti peki? Olması gerekenlerin olmamasıyla ortaya çıkan çıkmamışların toplamına zulümat-ı adem deniliyor burada. Bir de okuyayım. Açığa çıkmamış. Bak şimdi. Olması gerekenlerin olmamasıyla ortaya çıkan çıkmamışların toplamına. Anlamadım bunu. Şu. Olmamakla olanlar, vücutsuz vücutlar, yaşanmamış yaşanmışlar, olmayanların olanları. Cem'i zulümat Adem. Bir daha. Bak Hasan abi. Gafur'u bir beyaz tahta. Dur bitireyim de. Cümleyi okuyor. Zulümat Adem yok ki gidilsin. O tahtada her şey yazılabilir diyeceksin.
Bak şimdi. Zulümat Adem yok ki gidesin. Adam gitti. İkisi de gitti. Bak ne demek o zaman? Olması gerekenlerin istidat. Her şey olabiliriz değil mi? İnsan küllidir. Her şey olur. Eşcinsellik de olur. Her şey olur. Elektrik ne olur? Işık mı olursun? Her şey olur. Bak. Olması gerekenlerin olmamasıyla. Olması gereken olmayınca bir şey olmuş olmuyor mu? Olması gerekenlerin olmamasıyla ortaya çıkan çıkmamışların toplamına zulümat adem deniliyor. Ya bir bunu edebiyat şey yapma. İfade et o zaman dedim. Olmamakla olanlar, vücutsuz vücutlar, yaşanmamış yaşanmışlar, olmayanların olanları. Yani mümkünde olup, yani mağdumda kalanları mı kastediyoruz? Böyle kısaca söylesen uğraşmayalım. Fatihler bile çok bir arada kaldı Hasan abi. Yani, yani mağdum vücuda çıkmamış olanları mı kaldı? Mağdumda olanlar. Yani ben işte demin dediğiniz gibi ben evet, derste olmayı vücuda olabilir. Evet, evet, mağdumlar. 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 Evet. Mağdumlar. Bak Gafur abi. Mağdumlar. Mağdumlar zulümat ademi. Evet. Mağdumlar. Ne? Her şey olamaz mısın? Her şey olabilir. İstidat da yok. Yok. Her şey var. Ama herkes alim olma, pilot olma, bilmem ne olma özelliği yok mu? Yazılım itibariyle. Ama herkesin bu kabiliyeti değil ki. Herkes bu kabiliyeti değil. Yani bu mağdum. Yani o zaman ne diyorum biliyor musun? Bir müjdesi var bunun içinde de onu diyecektim. Şu anda biz içki içmedik Ali. İçmiyoruz. Niye içmiyorsun? Cevabın yok mu? Haram. E tamam. E şimdi yapmamakla ne yapıyorsun? Harama uyuyorum. Yapmamakla yapıyorsun aslında. Yapmamakla yapıyorum. O zaman her anın içki içmeme farzını yapıyorsun. Yapmamakla yapıyorsun. Şimdi içki içmiyorsun. Her an içki içmedi. Bu kadar saniye içmedi. Bu kadar farzın var. Aa şimdi mesela sabah kıldın. Öğleyine kadar. Öğleyin kıldık. İkindiye kadar, ikinci bir namaz kılana kadar an ve an her bir kıldığımız namazın farzı sıfı yok sevabı. Kılmama anları vardı ya, onun tersi oluyor. Hadi bakalım biraz da gidelim. Hasan abi şunu söylemek istiyorum. Yani bunu ayrıntı şey yapılmaz ama mağdum mümküne, adem imkana bakıyor abi. Bunların biri birbiriyle aynı değil bence. Ama kök harfleri dedik Arapçada. Mağdum, adem. Kökleri aynı. Hasan abi bir şey söyleyeyim. Ama eylemsel farklı. Ben olmasam da adem var. Var ama tabii. Ben olmasam mağdum yok. Biraz düşünün. Bir deli bir kuyuya bir taş atar. 40 tane doktor çıkartamaz. Ben olmasam kader var mı abi? Senin kaderin yok. Ben olmasam yok ki. İşte mağdum bu abi. Ben olmasam mağdum yok. Ama ben olmasam adam var. O yüzden mağdum mümküne, adam imkana bakıyor abi. İlginç. Mağdum mümküne. Gel yaz şunu bakayım. Adem imkana bakıyor. Görelim de. Yani hatta daha da biraz bir tık daha ileri şöyle götürebiliriz abi. Şu an sen oraya yaz. Mümküne. Adem. Çok tuhaf ya. Bu. Bunların bütünlüğünün aslında şeyi de Hasan abi, yani ben şu safta değil de bunların bütünlüğünü kapsayan bu da mümteni abi işte. Bunların hiçbiri tersi olabilir mi Gafur abi? Ya bunu ne hangisi mümteni? İkisince mi? Bunların bütünlüğünü inkar. Yok, öyle bir şey yok. Yani her şey yani mümteni, bunların tabii bütünlüğünün zıttı. Tabii tabii. Bütünlüğünü zıttı yani abi. Evet. Yani ben böyle anlıyorum. Yani balığa
O doğru. Islanmak, çünkü... yani balığa ıslanmak korkusu diye bir şey var mı abi? Zaten suyun içinde öyle bir şey yok alemide. Yani mümteni. Devam ediyorum. Şualar 658. Bu şualar 658 daha sana bir şu ampulü anlatıyor. Biraz dikkat edersek. Tamam peki. Şimdi kavgamız burada olacak. Ondan sonra dersi herhalde burada bu 658'de bitecek galiba. Çünkü bu çok uzun demek istiyor söyleyeceğim. 658 imkan tarif ediyor. Diyor ki musaviyu tarafeyndir. Ben bunu anlamadım. Ne demek? Yani diyor imkan neymiş? Vacip ve mümteni olmayan belki mümkün ve muhtemel olan şeylerin vücut ve ademleri bir sebep bulunmazsa musavidir, farkları yoktur dedi. Şimdi burada ne dedi? Dedi ki imkan musaviyü tarafeyn yani vacib ile mümteni dışında vücut adem eşit. Evet. Vücutla adem eşit. Hı hı. Mesela Adem Aleyhisselam cennetten çıkarılmadan önce şahsi kanaatim müsaviyü tarafeyndi Hasan abi. Çıkarılabilirdi, çıkarmayabilirdi. Öyle hayır, oradayken Hasan abi. Çünkü orada hakikat boyutu Hasan abi. Yani suret yok, mahiyet yok. Hakikatte. Yani kendi, evet. Zıt yok yani. Zıtsız. İmkan bu. İmkan. Yani musaviyü tarafeyn vacib ile mümteni. Vacip. Mesela mümteni neydi? Şirk değil mi? Ötekisi neydi? Allah'ın varlığı. Vacip ve mümtenin dışında ne kaldı? Vücut ile Adem kaldı. Tamam? İmkan vücutta da çıkabilir, Adem'de de kalabilir. İmkan vücuda da çıkabilir. İmkan Adem'de de kalabilir. O zaman imkanın iki yönü var. Biri vücut tarafı, diğer tarafı ise Adem'de kalabilir. Burada sorun yok. Ben hiç nasla gidiyorum. Hiç düşünmek değil ya. Şimdi Hasan abi bakın az önce ben şu şeyi çizdim ya. Eksi, negatif ve pozitif tarafları var. Şimdi pozitif tarafları vücut olarak söylüyoruz. Ama negatifi Adem'i kaldırırsak o da Adem. Yani tek başına o da Adem. Tek şey başına etmez. Olmuyor. İşte yani burada onu söylüyor. Celalsız cemal, cemalsız cemal. Evet. Olmuyor abi. Zaten şey için söylüyor ya. Korkunç bir şey evet. Cehennemsiz cennet. Cennet olmuyor. Mesela cennetsiz cehennem için ne diyor biliyor musun? Tazip etmez diyor. Cennetsiz cehennem tazip etmez diyor. Nasıl oluyor ya? Ben azap çekeceğim cehennemde. Cennetin varlığından dolayı mı azap çekiyorum? Evet. Bende var ya. Cennet tarafım eğer olmasa cehennem tarafım orada azap çekmez. Mesela diyelim ki cennete gittik, cennette anlatayım. Ali diyeceğiz ki cehennemde azap çekmem var ya biliyoruz yine. Vay be bundan da kurtuldum, açlıktan kurtuldum. Cennete diyoruz. Bak ölüm vardı dünyada. Ölüm korkusu gitti. Ona dünyada cehennem endişesi vardı. Cehennem yanıyor. Yanmıyoruz. Bak cehennem tarafımıza bakın. Yanma ihtimalimiz var ama yanmıyoruz. Yanmıyoruz. Mesela ölme ihtimalimiz vardı. Cennetteyiz istidat itibariyle. Cennette. Ha şu var. Dünyadan ahirete gittik diye dünyalıklar sıfırlanmadı ki. Ne yaptı? Ölme ihtimal endişemiz yok mu şimdi? Ama cennette de bu hala duracak. Vay be. Ölüm endişesi, kabre girip endişesi duruyor ya. Vay be bu var ya bu. Bize neler çektirdi dünyada ya. Ve diyeceğiz ki vay be burada yok. Elhamdülillah. Ha demek için. O zaman ne yaptı? Cehennemsiz cennet lezzet vermez. Cennet nasıl cehennemde işe yarıyor? Vay be bir anda her yerde olabilirdim değilim. Keyif alacaktım, alamıyorum. Allah'ı görecektim, göremiyorum. Ali'ye biraz dokunayım. Ulan kızım acaba ne yapıyor? Ya kızımla cennette olacaktık. Onu kaybettik. Acaba onlar ne yapıyor? Ulan kendimi düşüneyim mi? Kızımı düşüneyim mi?
bu müspeti düşündükçe cehennem ne yapar? Cehennem cehennem olur. Bu tarafını kaldır, cehennem tazip etmez ki. Mesela bunu yaksanız, cehennem atsanız, bunun için cehennem olur mu? Bunun için hiçbir şey olmaz. Vücutta demek ki zıt yok ki bunda. Yani mesela bunda ölüm korkusu var mı? Yok. Ölüm korkusu kimde olur? Yaşama heyecanı olanda olur. Kim Adem'den korkar? Mesela mezarlıkta bile adam amcasının yalandan. Baba yatırmadılar bunu. Ziti nasıl yaşıyor? Ben hallederim lan, gittim yazdırdım arkasını. İyi yapabiliyor. Niye böyle oluyor? Çünkü kabre geçen Nadir abiye sordu, sordular. Kendisi söylüyor yani, biz de hepimiz. Mesela bakıyoruz etkilenmiyoruz. Bu o endişe tarafımız yok olmuş. İnsan cibili olarak şeydir ya, öyle evhamlıdır, rahatsız olur, kendisini içine katar, kendisine mal eder, kendisiyle olayları yorumlar. Tarafımız yok. Ona ait zannediyoruz o mesela. Yani bizimle hiç alakasız hale geldik. Hiç endişe etmiyor. Ondan daha ileri ikaz edici yok ya. Mesela öyle düşünüyordum. Kabirden daha ileri insana böyle ders verici bir şey var mı? Yoktu. Ben böyle biliyordum. Herkes de böyle bir şey varmış. Enfusi derslerle ancak. Kabirden daha ileridir. Sen mezara baktık. Geldiniz değil mi Nadir abicanız? O kadar etkilenmedik. Peki bu derste niye etkileniyoruz? Ama bize. Bu derslerle meşgul olanlara. Zaten oraya bakınca senin alemin diğerlerinde farklı olmasını sebep bundan kaynaklanıyor. Farklı oluyor. Mesela oraya baktığın zaman mesela böyle Nadir abinin aşinin şeyini görüyorum böyle. Koydum ya ben. Böyle şey beyazsı bir toprak. Böyle şey geldi. Garibime geldi. Bütün alem bir nokta yap. Bütün alemi nokta yap. Cihani nokta yap diyor. O noktaya kim ol diyen adam giriyor. Nasıl perde açılmıştır? Bütün cihanı bir noktaya yap, o cihana hakim ol. Tefekkür bu. Neyse devam edelim, iz takip edelim. Hiç sapmıyorum yani böyle. Yorum yok burada şu anda. Sonra yoruma peki gireriz. Burada imkan neymiş? Musavi tarafeyindir. Anlamadım ben. Yani tersten bir düşün. Mümteni yani şirk. Vacip Allah. Allah'ın şirki ve Allah'ın dışında vücut ve Adem, var olması olmaması, muhtemel olan, iki tarafa da açık olan sistemin adıdır. İmkan sistemdir. Aynen o. Hasan abicim çok özür dilerim. Bugün biraz başınızı arttım ama. Şimdi yukarıda hani mümkün yazdım o ampulün yanan bölümü var ya, yanan, ışığı veren o bölüm. Orası mümkün dediğimiz bölüm, Adem'le vücudun bir olduğu her ikisi de var orada. Evet. Yani Adem yok değil veya vücut yok değil. Her ikisi de var. Kemal noktası o. Ama aşağıda her ikisi de eşit. Eşit ve ayrılan. Yani bu onu anlatıyor. Ben böyle anlıyorum abi. Devam edelim. O zaman imkanın iki yönü var. Biri vücut tarafı. İmkanın diğer tarafı Adem. Tamam abiler? Tamam. Vacibin dışında ve mümteni şirk. Şirk var ya, hani haşa, imkan Allah değil, şirk de değil. İkisinin ortası. Bir daha, imkan neymiş? Haşa, vacibül vücut değil. Şirk de değil, ikisinin ortası. Nedir ikisinin ortası? Vücut bir şey olabilir de olmayabilir. İki tarafa açık olma sistemin adıdır. Bir dahaki hafta şeyde mi yapalım yukarıda? Üşüdük değil mi? Üşüdünüz mü? Bugün üşümedik abi. Ben üşümedim. Hasan abi o zaman Osman'ın dediği 8 kafa o zaman imkan olmuş olmuyor mu? Mümkün değil de imkan olmuş oluyor. Adem'de varsa olabilir. İmkan da yani. Evet. Yani imkan da olabilir. Adem'de var. Adem'de var. Tamam işte o zaman. Mesela imkan. Adem'de senin neyin var biliyor musun?
Senin olabilme her şeyin. Evet. Şu an hangisinsin? Olabilme imkanı içinde olduğuna vücut denildi. Evet. Onlar Adem'i. İmkan o zaman madumla mevcutların toplamı oluyor. Madumla mevcutların toplamı. Hah, olur. İkisini, hepsini içeriyor. İmkanda yani. Evet. Madum da var. Yaz istersen yaz. Mevcuda çıkacak da var. Madum da var. Yani tek kafalı olma halim de var. İki kafalı olan halim de madum da var. Bu imkanda ama. Cenab-ı Hak bu şartları hazırlasaydı nasıl ki bazen iki... Madum yani şu. Adem. İmkan nedir imkan? Vücuda gelme. Gelmiş. Yani geldiğimiz var ya şu anda geldi. Gelmediklerinin tarafı yok mu? Onları pekmez tayını karıştır o işte imkan. Doğru. Geldiklerimle gelmediklerim. İmkan değil ki gelmedi. Ama menfi değil yani mesela. Şimdi ben, neyse izi bozmayayım. Demek ki imkan neymiş abi? Bu çok önemli de onun için 3 defa söylemiş oluyorum. Vacip değil. Şirk değil. Vacip değil. Şirk. Yani mümteni. Mümteni şirk. Şirk değil. O zaman imkan nedir? İkisinin ortasında bir sistemin adı. İmkana bundan sonra ne diyeceğiz? İmkan sistemdir. Ne var bu imkanda? Yani vücut da var, Adem de var. Var yok. Yani şöyle tik gibi. Eksi artı, eksi artı. Hasan abiciğim, çok özür dilerim. Şimdi diyorsunuz ki vücut ve Adem ikisini cem eden imkandır diyorsunuz. Aslında ikisini cem eden değil. Bakın ben mi anlatıyorum? Şey, ben mi yanlış anlıyorum? Bak yazmışsın onu. Hayır bir dakika. Cem edilmiş hali mümkündür. İkisini bu sırdır Hasan abi. İki tane zıttı aynı yerde ayrı ayrı tutar. Bir de hani tılsım var ya. Ama bu içini sıfırlamamış. Tılsım değil bu. İmkanda abi imkan sırdır. Evet, onu sır. Diyorum işte. Sır. Mümkün tılsımdır. Yani bir arada ikisi mümkün artık olmuş artık. Olmuş Adem artık. Değil ki. O, evet. Değil. Adem'e galip çaldı. Evet. Aynen. Ama burada yani sistem itibariyle abi. Sistem itibariyle imkanda musavi tarafe indir. Yani cem etmiş olursa abi tılsım olur. Bu aslında cem etmiş cem... hali derken barındırıyor var da. Ha bir arada ayrı ayrı barındırıyor. Barındırıyor. Ha. Ayrı ayrı ama karıştırmıyor. Evet. Sıfırlamamış. Sıfırlamamış. Çünkü nas bu. Nas bu ifade. Söylemedim. Aynı nas şey. Nas bu burada. İmkan dedi. Ne dedi? Musavi tarafeyn. Anlamadım dedim. Dedi ki vacip ve mümteni olmayan. Yani şirk ve Allah olmayan. Belki mümkün ve muhtemel olan şeylerin. Vücut ve ademleri. Vücut ve adem. Sekiz kafalıya imkan dedi Osman abi. O mümkün değil. Böyle bir imkan yok. Sekiz kafalı. Ne Adem'de sekiz kafalı? Sekiz kafalı. Eğer Adem'de sekiz kafalı... Senin olma ihtimali yok mu? Yok. Niye? Olmuş olsaydı vücut böyle bulup vücut bulmazdı. Yok. Bu var. Ama iki kafalı olan... Her şey, şey oluyor. Mümküne çıkmıyor işte. Mümküne çıkmıyor. Mümküne çıkmıyor. İmkana duruyor. İmkana duruyor. Mesela şöyle düşün. O zaman nakıs olur Allah'ın ilmi. Sen şimdi Allah'ın ilminde her nihayetsiz olma ihtimallerin yok mu? Senin olma ihtimallerin. Var. Her şey olabilir. Sonsuz hem de. Ustad kendisi diyor. İhtimaliyat, itibari ve nisbiler nihayetsizdir. Hakaiki nisbiye sonsuzdur. Hakaiki hakiki ise, yedi ise, hakaiki ise sonsuzdur. Yani mesela şöyle diyeyim. Ben sana göre ayrıyım. Doktora göre ayrıyım. Akrabama göre ayrıyım. Eşime göre ayrıyım. Çocuğuma göre ayrıyım. Ne bileyim her şeye nispet edersem sonsuzum yani. Nereye kıyas edersen. Devam edeyim. Aslan abi bir şey söyleyebilirim. Bak, peygamberlerin 20. sözde ne geçiyordur abi? Peygamberlerin mucizeleri beşeriyetin gideceği hudutları çizmiştir demiyor mudur abi? Aslında mümkünatın sınırlarını çizmiştir abi onlar. Yani teknoloji noktasında. Yani bu bir derstir, her şey uygular, peygamber her şey. Bu sistemi yakalayalım. Sistemde imkan ikisi cem etmiş ama sıfırlamamış. Vücutta Adem orada musavita eşittir. Bulunuyor. Yani çok zor iş ha bu. Mesela bu odada artı 10 derece sıcaklık olacak, eksi 10 derece eksi burada olacak ama bizim ortadan kaldırmayacak. Bu imkan. Mümkün de bu yok ama. Mümkün olmuştur artık. 2 derece sıcaklık var. Eksi 2 yok artık. Ha o zımnında var tabii, dibinde var. Ama vücut
bulmuş. Hasan abi Varga'da hani meşhur yerimiz var ya Nur-u Muhammedi için diyor. İmkan ve vücut ortasını diyorlar. Nasıl? Ha. 258 tane. Ha. Ona benzemiyor mu? İşte yani? Aynen Kab-ı Kavsiyel için evet. Diyor. Kab-ı Kavsiyel için. Nur-u Muhammedi'ye imkan mı diyeceğiz şimdi? Nur-u Muhammedi. Nur-u imkan ve vücut ortası diyor ya. Yani oranın bir adımı nasıl? Mesela imkan bu taraf. Vücut, vacibül vücut. Hasan abiciğim, Hasan abi şimdi... Ortası diyor. Hasan abi onu bir söyleyebilir miyim Allah aşkına? Şimdi, bakın mümkün demek Hasan abi aslında olmuş demek değil. Olabilirlik, istidatların tümü kabiliyete kimle dönüşmüştür abi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'le Hasan abi. Tamam mı? İşte o mümkünün şeyi, dairesi o. Mümkün dairesi o Hasan abi. Yani benim anladığım. Şimdi, Kab-ı Kavseyn imkan ve vacip ve imkan ortasıdır. Yani orası mümteninin kemalatın en üst noktasıdır. İmkan, istidatların mümkün olabileceği bütün bütün birbirine eşit olduğu, imkanla mümkünün birbirine eşit olduğu noktadır Hasan abi Nur-u Muhammed. İmkan ile mümkünün eşit olduğu. Yani bütün istidat kabiliyete dönüşmüş. Peki imkan ile mümkün senin aranda ne fark var sence? İşte bakın Hasan abi şöyle... İmkan ile mümkün ne farkı var sence? İmkan şey? Masta mümkün olan değil. Demek yani imkanda şimdi, olan demek. Şimdi değil. Öyle değil. Şimdi niye? Şöyle Hasan abi. Bakın diyorum ya. Bakın şurada bir kiraz ağacı var. O kiraz ağacının bende de bir karşılığı var. Var. Hasan abi tamam mı? O kiraz ağacı imkandır. Bendeki karşılığını buldurmam, bendeki şimdi, onun karşılığı mümkündür Hasan abi. Yani istidat olarak. Onu bende karşılığını buldurduğum oran en kemali Nur-u Muhammed'idir ki artık yani boşta kalan bir şey yok. Bütün karşılıklar birbirini bulmuş abi. Yani imkan benim dışında. Ben iradem veya ihtiyarım ile imkandan vücuda çıkarttıklarım benim mümkünümdür. Ama mümkün ama dairesi o... benim istidatlarımı kabiliyetlere dönüştürdüğümle sınırlı değildir. En maksimumu, en kemali neresi? Nur-u Muhammed işte. Ben ama böyle anlıyorum. Mevcutla çakışıyor mümkün kavramı o zaman. Efendim? Mümkünle mevcut kavramı çakıştı senin şeyinle. Neden? Çünkü imkandaki mi vücuda çıkarttıkların... Hayır bir dakika şimdi şöyle. Mesela şu telefonda... Biraz gidelim mi? Tamam gidelim abi. Demek ki imkan neymiş? Şirk yani mümteni ile mümkünün şey vacibin dışında. Şirk ortasında bir şey sistem. Bu sari hiçbir şey fikir yok. Yap. Vacip ve mümteni değil. İkisinin ortasında bir sistem. Sistemin içerisinde ne var diye merak ettik. Karpuzu yardım. Vücut ve Adem varmış içerisinde. Abi, ya bir gidelim. Şunu bir daha söyleyeyim. Söyle. Bir daha konuşmayacağım vallahi. Şimdi Hasan abi, imkanda bizim bir dahlimiz yok. Fakat mümkün de var. Mümkün de oluşturamadığımız. Tamam doğru o. Mümküne dönüştüremediğimiz bölümdür Adem. Tamam. Şey evet. Özür dilerim mağdum, özür diliyorum. Mağdum. İmkandan mümküne dönüştüremediğimiz bölümdür mağdum Hasan abi. Tamam. Benim içindir. Doğru. Mağdum. Doğru. Daha konuşmuş. O zaman... o zaman vücut Adem'in ikisinin cemine imkan. Ama ikisi yok olmuyor. Sistem ikisini cem etmiş. Sır gibi. Yani onu yazabiliriz yani sır gibi. Şöyle parantezini sır gibi. İkisi bulunabiliyor. Dönüştürmemiş yani. Tamam. Zor bir şey. İlmi kelam alimlerinin fırtına estirdiği şeyi böyle yok mayacı, yok belediyeci, yok doktor bunu çözecekleri hali yok ki bir anda. Fırtına olacak o kadar. Şimdi demek ki sır. Dersi şeyde de yapmıştık hatırlarsanız. Güre'de otelde yapmıştık ya. Yılbaşı gecesi. Ha öyle mi? Aha. Güre neresiydi ya?
Ya bu o şey vardı ya. Altın oldu. Murat Dursun falan vardı ki ya sana bir otelde. Murat Dursun falan. Ha. İşte şey kavram gibi. Şey kavram. Ama şey, ama o zaman çalışmamıştık değil mi? Değil mi? Yok abi. Yani böyle bak ne kadar olmuş biliyor musun? Bak şu kadar, bak bu mevzu 104 sayfa ve büyük defter, hepsi dolu dönem de ve cümle cümle böyle kışılıyor. Görüyorsunuz yani gram gram. Ben aynı şeyi yapmış Hasan abi, sayfa 5'te. Gürün'ün şeyini, Gürün'deki kavga şemasını yapmış Hasan abi. Evet. Ama orada okumuşuz, zaten çizmişim böyle, okunda okuma burayı diye. Kenarındaki siyah var ya, şöyle, böyle. Bunu bir daha okuma diye. Yani okundu. Şimdi onu aşacağız şimdi. Oraya da koymuştuk zaten. İşaretleyeceğiz, 195. Mümteni, nedir mümtenin? Adem'i de değil. Adem değil, mümteni. Şirk gibi. Şirk Adem değil. Adem nedir? Vücud ilmiye perde olmuş, ortaya çıkmasına zeminsiz zemin olmuş bir unvandır. Adem, olmayanın, olmayan içeriği olduğundan, aklımızın dışında, aklımızın arkasında, buraya hayal ile gidilir. Akılla gidemezsiniz Adem'e, hayal ile gidiliyor. Çünkü sarihtir, gelecek hayal ile nasıl gittiğimizi. Olmayanın yersiz yere, olmayana, zaten yeri yok. Akılla gidilmiyor ama hayal ile gidiliyor. Acayip bir şey. Vehmini, vehim ile olmayanın üstünü açıyoruz. Vehim ile Adem'in üstü açılabiliyor. Ki 740'da diyor ki, gel vehmini ele al, hayal üstüne de bin. Şimdi seninle gideriz zulümat Adem'e. Akıl makıl demiyor. Yani. Akıl, ben aynı lafı diyecektim. Evet. Akıl demiyor. Hadi akılla gideriz, düşünürüz. Her şeyi akıl zannediyor. Her şeyi akıl zannediyor. Evet. Akıl orada kayıtlar abi. Çok geniş bir alana gidiyor. Evet. Kayıt. Akıl böyle mantıksal ve matematiksel düşünür. Yani ölçü ve kayda. İyi ki var yani. Bizi ifrat ve tefritten, aşırılıktan ve inkardan bizi kurtarıyor. Çok fazla tahakküm ediyor. Çok. Mesela diyelim ki sevgi, muhabbet, aşk, anlayış. Ya bir tanesine diyorum ki, kimdi ya? Dur. Biraz kızdım ya ona. Ya sen dedim çok. Ha. Behçet. Gelip ola değil diye. Şimdi canlı yayında olsa diyor. Ya abi ama sen böyle demiştin. Ya bırak matematiksel ve mantıksal düşünmeyi lan. Bu ya beyaz, ya kara, ya siyah. Şey ya beyaz, ya kara. İkisi yok mu ortası? Gri yok mu? Gri yok mu dedim ya. Bu işin grisi var. Ama matematiksel ve mantıksal, yani kısacası psikolojik olarak mükemmeliyetçi fıtratlar hani griyi göremez. Allah'ıma binler şükür. İyi ki hayal var abi o zaman ya. Tabii hayal seni mükemmeliyetçilikten kurtarıyor. Elhamdülillah. Sen yani hayal olmasa acayip bir şey. Bak şimdi matematiksel ve mantıksal nasıl yapıyor? Yağ ya kara. Lan grisi yok mu ortası? Yok. Akılda bu olmaz. Abi hayalde öyle bir mertebe var ki bizim halifetül arz, bu eşrefi marifet olma haşa, biraz silerler inşallah, haşa bir nevi Allah gibi yaratıyoruz. Yani Allah diye deme de Halik ismine mazhar oluyorsun. Halik, hayali var ediyorsun, hayali yok ediyorsun. Halik isminin cilvesi deniliyor. Ben devam ediyorum. Gel vehmini ele al. Tamam. Hayal üstüne de bin, seninle gideriz zulümat Adem'e. Allah Allah. Peki, İnce Mesnevi Nuri 59'a diyor ki, maaza şerik hadd-i zatında mümtenidir. Mümteni şerik. Bak, mümteni lügatını verdi. Mümteni neymiş? Şerik. Şirk ya. Bir ferdinin vücudu mümkün değil. Değildir. Şirk mümtenidir. Yani vücut ilimleri de yok. Bak arkadaşlar, mümteni vücut ilimleri de yok. Şirkin. Vücut ilimleri yok. Ama şirk hakkında şey söylüyor. Vehim mi var? Vehim var ya. Allah mesela diyor ki Allah yoktur. Niye yok? Şöyle diyorlar abi, Allah yoktur da değil de. Allah madem o kadar kudreti var, bir Allah daha yapamaz mı? Şimdi böyle bir şey mümteni işte. Evet.
Şimdi mesela onu da işaret edeceğiz de diyor ya, nitte nun harfiyle cevap veriyor diyor. Gördünüz onu? Yok abi. Nid. Nitteki nun harfiyle diyor ki, ikinci tanrı diyor Allah demeyeyim, birinciye muhtaç. Tamam yapar ama ikinci yapılan, yapıldığı için ilah olur mu? Yapılmasıyla otomatik devre dışı oluyor. Bitti. Bitti. Ama kafasızın kafasında nasıl var? Var işte. O zaman Adem değil insanda, Adem'i mutlak var. İşte kafasızın kafasında bunlar olabiliyor. Şimdi iş şiddetleniyor. Şey, Hasan abi neden oradaki boşluğu biraz fazla bıraktınız? Hangisini? Bir şey silmiştir belki. Yok, silmemiş, silmemiş. Adem'in mutlakta kafasında bir şey kalmış Hasan abi. Evet. Yok, ben bir söylemeyeceğim. Hiç söyler miyim böyle? Kolay kolay söyleme. Ben Hasan abinin sırtına basıp çıkacağım inşallah. Biraz yazsın onu. O kesin bir şey söyler değil mi? Not bırak, bir şey bırak. Ne fıtratlar var ya. Allah'ım ne, ne mahfukatım var. Ben de kendimi göre bilmiyorum abi. Ben zaten gibi. Bilmediğin için zaten bilgi yok. Birisi var benim, yeğen Ahmet. Dedim Ahmet, istesem senin gibi kafam çalışmaz. Ya bu kadar o bir şey tersten düşünmeyi nasıl beceriyorsun dedim ya. Acayip ha. Ben yapamıyorum hiç ya. Hasan abi, benim sizde bir karşılığım olmasaydı beni 50 kere kovmuştunuz. O merdivenleri iki kere zıplaya zıplaya çıkan ben miydim o zaman? Bu da birinin karşılığı ya. El gidi ya. El gidi ya. Havalimanında herkesin gittiği yerden değil de... Kesinlikle. Her yerde öyleyim ya. Bir de baktım ki Allah Resulü ne güzel demiş. Gittiğinizde, camiye gidiyorsunuz ya. Geldiğiniz yerden gitmeyiniz diye. Mesela orada bir hadise vardı, temizlik. Polis de çevirmiş havalimanında. Şurada. Kapı şurada. Burada. Şurada bir şey olmuş yani. Polis tabii ya işte çevirmişler. Temizlik. Bu öyle gidiyor. Böyle gidiyor. Bu kalktı. Burası açık. Gene böyle gidiyorlar. Kafa yiyeceğim ya. Abi Türkiye demiyorum ya. Türkler hariç. Avrupa'da mı? Bir tanesi geçti, durdurdu beni polis. İkisi gülüyorlar. Alman polisi. Diye beyaz olduğum halde. Evet hocam, Türk müsün dedi. Direkt. Dedim, niye sordunuzsun dedim. Dedik, herkes böyle giderken siz niye buradan böyle geldiniz? Ya. Direkt söyledi. Meğer bakıyorlarmış, kim yırtacak bunu? Ya. Burayı kim yırtacak? Kendi söyledi. Ya diyor, biz gülüyoruz. Ya burada niye gitmiyordun? Kapıyı görüyor. Gene böyle gidiyorlar diyor. Yani burada bir olay olmuştu diyor. Biz diyor kapattık. Millet böyle daire yaptı diyor. Şimdi böyle gidiyorlar gene diyor. Kaldık diyor. Böyle bakayım bu nasıl yırtılacak demiş yani. Bu koridor nasıl açılacak diye polisle bakıyorlar. Gidiyormuş. Ya işte bu olması gereken şey abi bu aslında. Yani mesela diyelim ki herkesin beklediği yerde bekleyemiyorum. Yani senin elinde değil yani. Şimdi Büyük Mesnevi 34. Buna gidelim, fazla durmayalım, malzeme elde edelim. O sonuçlara varmak daha çok gafır. Evet, nasıl ki Cenab-ı Hak hakkında şeriki zati mümtenidir. Yoksa alem intizamdan huruç edip fesada gidecekti. Kezalik onun efalinde dahi başkaların şeriki olması mümtenidir. Yoksa alem Adem'de kalıp vücuda gelmeyecektir. Bir şey demeden geçemeyeceğim hemen. Ulemanın üzerine konuştuğu mevzuları ustad yaşayarak, yaşanarak eylemsel yerde gösteriyor. Bu tabirleri. Mümkün, mümteni, madum, vacip, imkan tabirlerini ustad bak diyor ki, bak hiç sana hiç anlamıyorsun zaten öyle bir şeyi. Yaşayarak gösteriyor. Diyor ki bak, nasıl ki Cenab-ı Hak hakkında şeriki zati mümtenidir. Bak kullandı. Yoksa alem imtizamdan huruç edip fesada gidecekti. Anlaşılıyor. Kezalik onun efalinde de başkalarının şeriki olması mümtenidir. Yoksa alem Adem'e kalıp Adem'i de kurur. Vücuda gelmeyecek. Burada yani acayip. Burada mümteni şerik olması, mümteninin, alem Adem'den çıkmış. Mesela
alem tabirini gördüğünüz yerde alem artık Adem değil o. Alem vücuda çıkmadan önceki halini Adem, vücuda çıkmış halini ise mümkün, ikisinin cemalini ise imkan demişiz burada. Toprağın dediğini dediniz. Ya da toprağın dediğini dediniz. Kaf, bekliyorum öyle itiraz edecek etmesin. Yok demem, demem, daha konuşmayacağım. Dediğini tehdit bir daha ettiniz de soru yok. Evet, bak şimdi. Alem, alem ne? Vücuda çıkmadan önceki haline alemi Adem. Vücuda çıkmış hali neyse çıkmış artık bu. Mümkün. Niye mevcut demedin? He? Mevcut niye demedin? Mümkün. Mevcut niye demedim? Burada niye demedim? Mevcut mu diyecektim? Mevcut demeyecektim zaten. Ben size şey yaptım, konuşmasın. Ben yok, konuşmayacağım. İkisinin cemali ise imkan, biraz devam edin. Adem'in içinde ne var? Mümkünler var. Herhalde oradanmış yaptım. Adem'in içinde mümkünler var, madumlar var, mümteniler yok. Çok acayip bu. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Bunu belki de bir gün düşünerek yazdım bunu. Şimdi diyeceksin ki bahset. Tabii bu konuştuktan sonra şey geliyor. Bak, Adem'in içinde ne var? Mümkünler var, madumlar var ama mümteniler yok. Adem'in içinde şirk yok, mümteni. Adem'in içinde şirk yok mu? Mümteniler yoksa sekiz kafalılar nasıl olacak? Bu demek ki kainatta Adem var. Hı-hı. Ama şirk yok. Şirk yok. Şirkin yeri yok. Adem var ama. Çok tuhaf. Buradan bitiriyor işi. Alemde, mümkünatta, alemde ne demek? Mümkünatta, vücudu ilimlerde şirk yok. Peki nerede bu şirk? Acaba Allahu alem şirk tekvinde. Ne oraya koydunuz ya? Yok, koyacak bir yer bulamadım demek ki. Ne bulursa çöp satayım oraya koyuyorum. Evet. Sonra ama tanzim edip herhalde gidecek de okuduk ki yazdık bunu. Şimdi devam edeyim bakayım. Tekvimde hem Adem var hem de oraya uygun şirkler var. Şimdi mesela abi şirk mümtenidir diyor. Siz şirki tekvime sokuyorsunuz. Ben niye? Yani şirk mümtenidir diyor. Yok öyle bir şey. Ama kafasızın kafasında diyor. Yani. Peki. Tahilde ne değil abi? Tahilde kafasızın. Nerede? Yok. Kafasının kafasında tekvim. Şirkin yeri adı şeyde yok. Gafur. Efendim abi. Mahlukatta yok. Şecehikan. Ama insanda var. Serbest bölgede abi. Bak şimdi, insanda var. Peki, o sübüt-i sıfattan ve zat-ı sıfatlar hepsi kainatta var. Ama zat yok. Zat bizde var. Kainatta şirkin yeri yok. Ama bende var. E bendeki bu taraf nereden geliyor ya? Ha, devam edeyim. Geçmiş almayayım. Yardaki tercih. Orada sır var mıydı? Her İhtiyarda tercih var ya, İhtiyarda, he. Tercih. Bu imkana mı bakıyor aslında? İmkanı da barındırıyor canım. İmkan tarafın olmasaydı tercih yapamazsın ki. İki taraf. İmkan ne var içinde? Vücut var değil mi var? İnkarda tercih. İnkarda da. Yani daha arkası bu. Çünkü bakın, imkanın içinde vücutla Adem var. Mümteni yok. İmkanın dışında mümteni. İmkansızı tercih etmek var. Yani bak, anlıyor musun? Mümteni imkandan da farklı. İmkan değil yani. Bak, mümteni nedir? Şirk. İmkan nedir? Vücut, Adem. İkisinin şey, olmaz. Sır. İlginç zaten. Mümteni de imkansız olan. Ama imkansız. Ha, imkansızın imkansızı ne? İmkansız yani. Evet. İmkan olmayan şey oluyor. Mümteni oluyor. Vücut evet. Gözüküyor. Biraz da gideyim mi? Acaba? Kafasızın kafası neresi? Kafasızın kafası var mı bizde? Kafasız adam. Ne demek? Kafasız. Ne kafan var lan senin? Ne kafasız kafan var senin? Bu kafasızın kafası neymiş? Tıpta da kullanırız bunu. Cevap, aklın olmadığı, aklını başına olmadığı yerdeki
yerde ki burası da tüm ihtimaliyatların ve ihtimaliyatsızların bulunduğu, bulunabileceği tasavvurda, tasavvuru da tasavvurdadır veya serbest bölgededir. Serbest bölge. Çünkü aklın yapamayacağını bu yapıyor. Ve minela hayal edebin gideri zulümat ademe. Akıl gidemez. Orada var. Böyle bir şeyin serbest bölgede olması, Allah Allah, imanın nihayetsiz mertebelerini ortaya çıkarıyormuş. Yani insanda böyle şirk yok. İnsanda var, serbest bölgede. Niye koydu? İmanın nihayetsiz mertebesi olsun diye. Hürriyet-i şeriye. Daha acayip başka. Hasan abi bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi Allah Celle Celaluhu diyorsunuz ya, bak aynı şeyleri tekrarlıyorum, özür dilerim. Şimdi Allah Celle Celaluhu sıfat, şuna sıfat ve esmalarıyla görünmek istedi değil mi abi? Bir yer lazım bunların görünmesi için. Emsali yok yani. Hiç o ya karşılığı yok. Nerede görünebilir? İşte orası Allah Celaluhu'nun Adem'e mutlak aynasında gösteriyor, var ediyor. Şuunatını, sıfat ve esmaları. Tamam mı abi? Aynı nokta bizim canibimizde şirk. Aynı nokta. Bizim için Adem-i Mutlak yok ama Adem-i Mutlak makamı şirk olabilir mi acaba? Evet, devam edeyim de çünkü tamam. Yani. Çok ilginç. Yani bunları söylemeniz aslında ortaya zenginlik katıyor ve zihnimizde duruyor. Okudukça ha diye gelecek bunlar. Uçuşuyor şimdi. Serbest bölgede demek, serbest bölgede demek mümteniler de var. Serbest bölgede mümteniler de var. Ne varsa var orada. Yani. Evet, şirk de var yani. Yazabilirsin abi. Evet. Serbest bölge kafasızın kafasıdır. Şirklerin de bulunduğu yerdir Ömer. Biraz zor oluyor seni, uçuyor bu dersenden. Çünkü bu senin ancak gözlemci olarak katılıyorsun ya devletler arası. Bu ders başka bir ders. Onun için üzülme. Niye anlamıyorum diye, anlamazsın. Zor ama hissedersin. Çok zor. Bu başka bir şey. Alimlerin kullandıkları, böyle münakaşa ettikleri mümkün, mümteni, Adem, imkan falan o ilmi kelam konusu. Şimdi onların kullanma sahasında bir kat ileride bu şimdi. Tamam. Onun için üzülme. Şimdi dedi ki serbest bölge, serbest bölgeyi çok iyi bilen neyi kastettiğimizi bilir. Serbest bölge neymiş? Kafasızın kafası, aklın olmadığı yer. Orada muhakemeye aklı yoktur. Orada şirk, işte kafasızın kafası deyince orasıdır. Osman onu yaz. Kafasının kafasız adam. Ne var orada? Serbest şirk var. Şirki de koyduk oraya ki öyle başka şey yok. Şirkin aklı ve ilmi vücutları olmadığından akılsızdır denmiş. Aklı gitmeden şirk kabullenilemez. Akıl ölçüleri yok olmadan şirk olmuyormuş. Yani tereddüt olur. Şüphe olur. Ama akıl bir tamamıya devre dışı olmasa şirk olmuyormuş. Ene'de manayı harfiyle bakılırsa bir şecere-i azime hükmünde oluyor. Ene-i mana ismiyle bakılırsa, örnek için çaptım, daire-i mümtenide dal budak sarıp şirk zulümatının etrafına yayıyormuş. Şirk zulümatı varmış. Olmayanın zulümatı olur mu? Olmayan şeyin, olmayan içeriği. Ne o? Şirk zulümatı. Şirk yok. Kafasının kafasına var. Ne yapar bize? Zulümatı atar bize. Ne demek zulümat? Siz anlamazsınız bunu. Ben de anlamam. Allahsızlık. Halsızlık hali. Aleminde Allah yok. Bu işte. Allahsızlığı. Yani. Nasıl anlarız? İmansızlık nasıl bir şeyse, işte
şirk zulümatı bu. Adem zulümatları bu. Allah Allah. Sonra daire imkan dairesinin sebebi. Daire imkan denmesinin niye daire imkan denmiş? Sebebi. İmkan hem vücudu hem de mümkünata cami olmasından, imkan vücut ve mümkünata, imkan vücudu hem de mümkünata cami olmasından, ene hem mümkünata, mümkünata ayna ki Cenab-ı Hakk'ın ilim, irade ve kudretini gösteriyor. Adem'e ayna olmasında ise, yani bak şimdi çok acayip bir şey. Arkadaşlar, ene niye konmuş? Ene'de Cenab-ı Hakk'ın ilmi, irade, kudretin için göstersin diye. Ben bu evi yaptım, Allah da böyle yaptı var ya. Vahidi kıyası yapsın. Ene'de bunu yapıyor. Adem ne işimize yarıyor? Yani kainatı Adem herhalde o zaman yazmıştım. Bu Adem değil de Adem-i Mutlak herhalde. İnsan da hani Adem-i Mutlak olmasında da vacibul vücudun zatına aynasız ayna olması içindir. Anladık mı? Ene mesela ben bu evi yaptım. Allah da bu kainatı yaptı. Bunu yapan kim? Vahidi kıyası. Ene yapıyor. Adem-i Mutlak ne yapıyor? Adem-i Mutlak insanda neyi getiriyor? Allah'ın taayyum ve teşahhusunu sebep oluyor. Kainata sığmadım. De işte buraya sığıyor. Sığmaz da işte burada taayyum, tövbe, sığmıyor demeyeyim de Adem-i Mutlak denilen bir sistemimize Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Aslında bir şey. Şimdi mesela biz şecere-i hilkat haritamız var ya bizim. Cennet ve cehennemin altında, daha doğrusu arşın altında, kainatın olduğu yer abi. Hı. Eğer alem-i şehadet olmasaydı, cennet ve cehennem olacak mıydı? Veyahut da daire-i ilim, daire-i hayat olacak mıydı? Yani dairelerden bahsettiğimiz zaman, Hasan abi, alem-i şehadetin var olması lazım ki, evet, daireler olsun değil mi abi? Yani imkan bir mana sanki oradan buraya bakış, mümkün de buradan oraya bakış gibi oluyor sanki abi. Yani suretini aldıktan sonra geri dönüşü. Doğru söyledi bunu. Çünkü niye biliyor musun? İmkan da vücut ve adem eşit. Ben yokken bilmiyordum ki. Ama ben mümkün cihetiyle bakınca bu taraf varmış o. Bakış tabii evet. Ama bunu söylemek şey söylüyor. Hangisi? Muhyiddin Arabi mi dedi yoksa İmam-ı Rabbani Hazretleri mi? Mesela diyor ki imkan ve Adem'i iki farklı bakış manasındaymış. Biraz da gidince anlayacağız. Şimdi ben bu otelde yaptığımız şeyi defterinizde gönderdiğim şeyde var. Çizmeye gerek var mı? Yazayım mı istersen? Olabilir abi. O peki bunda bir değişme var mı bu kurguda? Şu anda yok gibi. Ben bir çizeyim. Bunu abi isterseniz burayı atlayalım. Burayı biraz atlayalım. Neden atlayalım biliyor musun? Çok kafamızı burada boğulmayalım. Çok boğulacağız abi tamam. Burada. Şimdi şöyle bunu görelim ki bunun üstünden eğer bir önerimiz varsa da konuşmak için yani malzememiz olsun yani. Neyse kafa karışıyor şey olarak. Ortada olmayınca. Şöyle ben bir şey yapayım hemen çabuk. Hiç dokunmadan, izah istemeden. Onun bu ana çerçevesi. Tamam, izah yapmadan. O yüzden biraz... Ama şey, izah yapmayacağız sende. Ben yapmayacağım, senden de bir şey almayacağım. Yazalım, sonra onun üstünden şey... Ama dursun. Hasan'ın besmele çek. Bismillahirrahmanirrahim. Benim yazdıklarım... oraya besmele çekeyim. Kurtarmaz. Euzubillahimineşşeytan. O da güzel oldu. Kapak oldu bana. Güzel, maşallah. O kurtarmaz. Çok şükür. İyi ki bizi bununla meşgul ediyor. Şey. Birisi de bir ara demişti, yani Cenab-ı Hakk'a niye şey diyorsunuz?
böyle bir yazmış mı gördüm bir yerde de hani bu tasdiki yapınca niye şey diyorsunuz filan gibi. Yani vacibe de şey denir mi filan gibi. Vacip esmadır ya. Cenab-ı Hak onu zaten kastetti Allah değil ki o. Vacibül vücut. Vücut, sıfat, vacip. Şey deyince belki örfi manadan bir şey. Öyle zannediyor. Şey, onun için biraz önce anlattım. Şeyi ver, şeyi al. Şeyi mutlak. Şeyi bak, şeyi mutlak. Nasıl kavram yani? Kavramdır. Mesela şöyle. Diyelim ki tenkit. Kavramdır. Eylemde itiraz etmek. Oysa birbirine ilim alışveriş yapmak. Hasan abi. Bir şey söyle. Son bir şey. Bir daha hiç konuşmayacağım. Bunu yazdıklarım. Tamam, tamam. Söyle. Acaba sana şöyle olabilir mi ya? Ha. Bu şey sırrı insani olmasın abi ya. Oo. Hangi şey? Bugün acayip oldun lan sen. Ne oldu lan sana? Ha? Ya arada tutturuyor 12'den. He? Arada 12'den tutturuyor. He ya. Bu tuhaf ya bazen. Şimdi bak. Hiç ezberden olmadan ben şöyle koyayım şuraya. Bak abiler. Şimdi şey mutlak, yani bir şeyi var olması, onun şey o anlamda oluyor. Allah vardır. Allah, yani eskide bunu Allah diyemiyorlardı. Ama olması lazım. Yani hem tanımladığın hem tanımlanamadığı şey şey diyorlardı. Onun için şey mutlak, şey evvel, şey ahir falan derlerdi. Şimdi bu iki şeyde meydana geliyor. Bir, vacip. Bir de mümteni. Mümteni, şirk. Yani şirk. Öyle değil mi? Yani bundan bir şeyimiz yok. İkisinin ortası var. İkisinin ortası var. Yani haşa, Allah değil. Ortası onu kastediyorum, bak ezber gitmeyin. Allah değil, vacip değil. Mümteni de şirk değil. İkisinin ortası nedir? Nur-u Muhammed. He? Nur-u Muhammed, mümkün. 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 He. Ne demiş? Mümkün. Şöyle, mümkün. Bak aynı şey oluyor abi. Bak mümkün. Hiç kavramda var. Muhammed'e dedi. Ben vücut diye bakıyorum. Doğru. imkanı bak hiçbir şey yapmadık ha. İmkan nerede? Ben şaşırdım zaten. Hasan abi bir şey söyleyeyim mi? He. Bakın sırrı insanidir dedik ya şey. He. Şey sırrı yani. Dedin yani. Ben dedim yani. He. Şimdi bakın sırrı insani, yani daha doğrusu sırrı insaniye ben şöyle bir fikirde bulmuştum. Şuna sıfat ve esmaların şahs manevisi tabiri caizse sırrı insani olarak Allah'ın Allah Celle Celaluhu'nun üfledim dediği, ruhundan üfledim dediği bölüm. Bu şey, işte yani o vacip değil ama vacipten üfleniyor. Yani vacibe şamil, yani vacipten var onda. Peki mümkün, evet vacipten var onda. Şey, mümkün var, bütün mümkün şeyde ve mümteni. Mümteni nerede var? Bende karşılığı var dediniz ya, siz dediniz az önce. Hı. İşte bu yani aslında bu şey, aslında sırrı insanı, bunlara şamil olan. Ben böyle. Şimdi böyle dedik ki imkanı hiçbir yere koymadık da şaşırdım ya. Ama yapayım ben o yaptığımızı aslında da. Aslında bir imkan da, mümkünle imkan aslında bir noktada aynı kelime. Evet. Herhalde o öyle şey olmuştur. Yani öyle bakmak lazım. Hani Gafur abinin dediği gibi ayırdığında bir onu da konuşacağız. Yani evet. Şu aşamada imkan mümkün bence aynı zaten kelime. Evet. Bu şey benimle alakalı. O yüzden imkan yok. İmkanın benimle bir alakası yok. Şimdi ne güzel atıyorum değil mi? Nasıl olsa varsınız. Elhamdülillah. Şimdi buraya bu da nedir? Bu mümkün iki tane şeyde meydana geliyormuş. Madumla mevcut.
burası mevcut muydu? Madum. Madum. Sol taraf Madum. Sağ taraf Madum. Adem yani. Adem. Burası Adem olursa mevcut mu? Mevcut adam. Vücut. Vecede. Adem. Adem yok. Demek ki mümkün. Yani ilk önce sırayla gidelim. Şeyi mutlak Cenab-ı Hak. Vacip ve mümteni şey dediğimiz şey. Yani şirk bu. Ondan sonra vacip. İki tarafı var. Bizde yani insanda şirk. Sonra bu insanda ya. Çünkü mümteni şirk kainatta yok. İnsanda var. Ondan sonra insanda böyle şey değil. İkisinin ortası mümkün. Mümkün var. Mümkün ne demek? Mevcut da Adem. Parantez içine yazayım Adem diye. Yazalım ki şey olmasın. Zorlanmayalım böyle. Tamam. Ben başka bir şey düşünmüştüm abi ya. Sonra düşün. Şimdi düşünme. Yani bir çok çabuk söyleyeyim abi ya. Söyle. Şimdi bu bizden o tarafa gidiş diyorum ya abi. Şimdi bunun zıtliyetlerini yaparak buradan tersten baktığımız zaman sanki Adem'i mevcudun dibine yazmak lazım geliyor gibi abi ya. Yani biraz gidelim bakalım. Şimdi bu da üçe ayrılıyormuş Madum. Bu da üçe ayrılıyormuş. Neymiş abi o? Allah'ın sıfatlarıyla var ya, ilim, irade, öyle miydi? Yok, hayır, yok, yok, değilmiş. Kafayı soktun mu? Yani hayat, ilim, emir. Bunun cemi, bunun üçünün cemine İmam-ı Bin. Sonra ötekisine bakayım. Bu da üçe ayrılıyormuş. Dörde al. Dörde. Dörde ayrılıyor. Vay be, neler yapmışız eskide ya. Neymiş o? Hayat, ilim, kudret, irade, cemine, Kitab-ı Mubin hakkında. Ne yazmışım başka? Şimdi böyle bir şey yazmışız. Vacip mümteni. Vacibül vücut. Şirk mümteni. İkisinin ortası mümkün. Mümkün. Mümkünün içinde ne vardı diyor Üstad? Musavi tarafın. Vücut ve Adem.
Madum. Hayır, o imkan da. He, imkan. İmkan söyledik. Mümkün. Şimdi o imkan, imkanı dedi Musavi tarifi. Bu uygulamış hali herhalde eylem. Adem varmış içinde. Bir de vücut varmış Adem. Bu değil yani. Bu cinsten vücut değil. Ondan sonra bu kainattaymış bu. Kainatta. Kainat nereye kadardı? Yani vücutla Adem kainattadır. Şecer-i Hırkat'ı tamamında değil. Bu da değişik bir şey biliyor musunuz? Hasan abi demiştiniz ya ki. O zaman kainatta imkan mı konuşacağız? İmkanı kainata mı? Yok. Mümkün. Mümkünü Şecer-i Hırkat'e. Mümkünü Şecer-i Hırkat'e. İmkanı. Vücut ve Adem. Yok yok, öyle ayırmadı ya. Kainata. Şimdi şöyle diyor. Bak şimdi ben bir düşünesiniz diye. Bak şimdi ne olacak? Hasan abi dur bir şey söyleyeyim Allah aşkına. Söyle. Çıkardığım bir şey diyor. Teröz hakkınızı verdi abi. Kusura bakmayın kendimi bazen kaybediyorum. Demiştiniz ya ki tabiri caizse şöyle bir hayal edin ki Allah Celle Celaluhu tabiri caizse bizi yaratırken bizi bize seyrettiriyor. Kab-ı Kavseyn makamı. Abi şu şeyin yanına bir de zatı eklesek yaratıyor seyreden şey seyrettikleri bunlar, yarattıkların mümkünün karşılığında imkan, madumun karşılığında adem, mevcudun karşılığında vücut tarzında sanki. O onları gösteriyor, bu benim gördüklerim abi. Biri bir anlatabiliyor muyum? Evet anladım. İfade edebilir miyim? Şimdi ben şöyle, evet. Ama şey yapmak istiyorum ya, usulle gitmek istediğim için. Yani evet evet. Usul, sistem. Şimdi bir kere vücutla ademi kainatta söylüyor. Tamam, bunu kaçırmamamız gerekiyor. Kainat da söylüyor. Kainatta vücut ve adem var diyor. Tamam. Şecer-i Hırkat da değil. Şecer-i Hırkat daha geniş. Tamam mı abi? Yani bazı ezberlerimizi bozacak da bu. Onun için bu kişiye bu saate kadar bekledim. Bir daha. İmkan-ı sabir-i tarifeyn miydi? Ne demek? Vücut ve Adem eşit mi? Vücut ve Adem tabirini nerede kullanıyordu? Kainatta kullanıyordu. Kainat nereye kadardı vududu? Arşa kadardı. Arşa kadar cisim, ceset, beden olan alemdi. İmkana da onu kullanıyordu. İmkan kainatta. Bak vücut ve Adem imkanda. İmkan kainatta. Kainatta cisim, ceset, cismaniyet oraya, hududu orada. İmkanın hududu orası. Mümkün ise Kab-ı Kavseyn. Evet. Ta Kab-ı Kavseyn'e kadar gidiyor. Bak değişti şimdi. Değişmedi. Ben öyle şeyi söylemiştim zaten. Şimdi sıra iz takip edersek sarihle gidiyor. Tefekkürüm değil bu. Bir. İmkan musavir-u tarafeyn yani Kalemvir hakkında dinleyin ki siz de katkıda olun. Sarihle gidiyorum, tefekkür değil. İmkan neymiş? İmkanı tarif ediyor. Musavir-i tarafı, iki taraf eşit. Hangi iki taraf? Vücutla Adem. Ha imkanın içinde bu var. Koyduk mu? Bu nerededir diyor, kainattadır diyor. Her yerde kainat için Adem var diyor. Adem'in yanında vücut var. Vücut Adem, Ademsiz vücut yok. Bu tabirleri nerede kullanıyor? Ezanla okunuyor. İmkanda kullanıyor. Bu imkanı nerede anlamlandırıyor? Kainatta. Bizim meşgul olduğumuz sağ veya uğraştığımız şey sırf kainat değil ki. Kainatın hududu nereye kadardı? Arşa kadar. Ama Kab-ı Kavseyn'e kadar mekan var. İmkanı burada kullanırsak, mümkünü niye, imkanı niye kullanmadı burada? Çünkü bu şeceri hilkate bakıyor. İmkan olsaydı kainat kullanacaktı. Bu mümkün. Şeceri hilkate bakıyor abi. Şeceri Kab-ı Kavseyn'e bakıyor. Kab-ı Kavseyn oraya kadar gidiyor. Hasan abi, Adem'le vücudun cemi mevcut gibi duruyor. Adem, vücut, ikisinin cemi mevcut. Oluyor sanki. Evet. Yani bunu çizdik. Bugünkü düşüncemiz diye
demiyorum yani, bu çizdik ya. O zaman böyle yapmıştık, orada yazıyor. Fakat burada bizim konuştuk. Adem var içinde. Madum sıf Adem değil. Mastar şekli ama içinde o da var. Mesela mevcut. Vücut da var içinde. Tamam? Evet, mastar oradan çıkıyor. Ama başka şeyler de var. Şimdi bu böyle duruyor ama bugünkü şeyimiz imkan kainata, imkan kainata, imkanın aslı, mastarı neydi? Mümkün. Mümkün. Kavi kavseyine. Bir sıkıntınız var? Yok değil mi bunda? Yani sıkıntı. Orada şey, bu Arapçasına bir bakayım. Ben bakmıştım da, hatırladım yani bu şey kavramını. Bir şeyinden, Arapça şeyinden, metninden bakalım. Yani bazen kelimeler zaten farklı şey yani. Ama şu, evet olabiliyor var. Ama fakat şöyle. Ustad kainatı Adem'le vücut kullanıyor. Adem'le vücut. Adem'le vücudun cemi. Adem'le vücudu da bize gene külliyat kendisi diyor ki imkan diyor. Okuduk ya. Yok. İmkan. Bir dakika. Kainat için kullanıyor Adem'le vücut. Kainat için imkan kullanıyor. İmkan da Adem vücut. Tamam. Adem vücudun yerine koyduk. Kainatta şeceri hilkata kadar yapmıyoruz. Zaten şeceri hilkatin içerisine yani sonunda ne var? Adem-i sır. Adem değil. Adem kainata kadar. Hududu oraya kadardır. Şimdi o zaman imkanı bugün bulduk. Ne yaptık? Kainattadır. Hasan abi. He. Şimdi aslında şöyle. Ki bu bizim şekil değil ha. Bunu da söyleyeyim. İşaret icazdaki Abdülmecid abinin şeyi. Tercümesi. Hasan abi. Şunu şöyle. Şeyde nasıl geçiyor? Peygamber Efendimiz'in miraca çıktığını anlatırken Hasan abi. Nereye çıkmış abi? Kâb-ı Kavseyn'e. Öyle mi? Bu Kâb-ı Kavseyn için ne diyor abi? İmkan. Vücub ortası. Ve? Vücub ortası mı diyor? Vücub abi. Şimdi Hasan abi. Şimdi bu diyor ki imkan ve vücub ortası diyor. Burayı söylemiyor. Bakın. Şimdi imkan da aslında Kâb-ı Kavseyn'e kadar gibi anlıyorum. Ama imkan o canipten buraya bakış. Bu canipten oraya bakış yani burası mümkün abi. Burayı bakın anlatmıyor. İmkan burada da mümkün demiyor. Burada neden imkan demiyor? Çünkü bu bana bakıyor. Bu beni anlatıyor abi. Mümteni yoksa mümteni diye bir şey yok ki. Bende var ama. İnsani bakış. Evet. Şirk insanda var ya. Şimdi bu imkan ve vücut zaten ortası. Zaten şey insan bakışı işte demek. Şey. Çünkü şirk kainatta yok. Evet. İnsanda şirk var. Bize anlatıyor. Bizim neyimiz bize var? Bize anlatıyor. Allah'lık tarafımız var. Yani tecellileri var. Evet. Şirk de var. Şirk de var. Sonra mümkün. İkisi alemimizde cem etmiş. Cem etmişiz. Mümkündür. Evet, mümkün. İkisi bu işte Kâb-ı Kavseyn'e, yani burası Kâb-ı Kavseyn abi işte. O bu, mümkün. Bu vacip ve mümkünün orta şeyi cemi değil bu mümkün. Bu bunların cemi değil. Bunlar ayrı. Yok. Ayrı bir madde bu. Evet, evet. Hayır. Bu abi ayrı bir madde. İmkanla vücub ortası. Yani bu imkanı şey diyor ya, hikmetle zıtları mezcetti dediği şey Hasan abi işte aslında bu. Yani bu benim tefekkürüm bu, bilmiyorum. Evet. Şimdi ortası derken imkan diyor. İmkanla bak Kâb-ı Kavseyn'in ne olduğunu söylemiyor. İmkan ve vücub ortası diyor. Tamam, ortası da ne ama? İşte o mümkün. Şimdi şurayı da okuyayım. Ondan sonra şeye kadar gelip keseceğim bugün. Mevcudat-ı ilmiye ne demek?
maddi vücudu olmayan sadece ilmi bir varlığa sahip olandır ki buna madumat hariciye deniyor. Sufiler mevcudat-ı ilmiyeye ayan-ı sabite demişler. Bizde ne deniliyor buna? Daire-i ilme denk geliyor. Kudret-i ezeliye ilmi vücutları onlara perde olan bu ademden yani zahiri ve harici yokluktan çıkarmak suretiyle onlara harici bir vücut verir. Böylece onlar da ilmi dairesine çıkıp kudret dairesine girerler. İmam-ı Rabbani Hazretleri alemi emre ruhlar alemi der. Alemi misal suretiyle şehadet alemine, manasıyla gayb alemine benzemektedir. Faaliyet hakikati içinde rububiyet, rububiyet hakikati içinde uluhiyet gözükür. Adem, yaşanmamış yaşananlar. Aklın konusu vücuttur. Vahiy ile vacibül vücudu bize tercüme edip dönüştürür akıl. Bir daha okuyorum. Aklın konusu, mevzusu vücuttur. Vücut ne demek? Vahiy ile Allah'ın vahisiyle vacibül vücudu bize tercüme edip dönüştürür. Hasan abi şunu bir daha okuyorum. Evet. Çok hoşuma gitti. Çok yani. Garip ya. Yok şu yaşanmamış yaşananlar demek benim bu jeton şimdi düştü Hasan abi ya. Söyle. Yani ben bugün denizde olmayarak, balık tutmayarak, bütün onlarda olmayarak. Olmayarak ama olayım. Buradasın. Ama olmadığım için yaşanmamış yaşananlar. Evet. Bu işte. Bu işte. İşte başında o demişti. Evet. Orada şu anda ilmi vücutların var ya. Var. Ama yaşanmamış. Evet. Yaşanmış. Şu anda vücut verilmiş bu olmuş. Evet. Ama biraz delil götüreyim. Orada her yerde şu anda varsın. Varım. Keramet nedir biliyor musun? Karos Dağı'nda şu anda ben oradakine keramet verebilirim. Orada ben oraya var olmuyorum. Buradan gitmiyorum. Zaten orada varım. Zaten var. Vücuda çıkıyorum orada. Keramet oluyor. Onun için dört tane caminin kapısından çıkmadı Somunçu Baba. Evet. Her yerde çıkmadı. Zaten orada vardı. Çıktı gözüktü. Evet. Mesela şeyde de öyle. Bilgisayar. Buradan buraya atıyorsun zannediyorsun. Çöpe atıyorsun falan. Bu aktarıyorum zannettim. Zaten her yerde var o. Biz olması gereken, muhtemel olması gereken her yerdeyiz. Ama hiçbir yerde değiliz. Olduğumuz yer, vücut verdiğimiz yer. Aslında her yerdeyiz. Aslında her yerdeyiz. Aslında her yerdeyiz. Ne kadar güzel. O zaman yaşanmamış. Yaşananlar. O yaşamadım ama yaşanıyor. Evet. Yaşanmış. Yaşanmamış yaşananlar. Şu anda olması kuantum fiziğiyle vereyim daha iyi olacak. Bu kalem fizikte olması gereken bir yerdedir. Fizik burası. Kuantum fiziği bunun altı, metafizik yani bunun altına. Bu kalem fizikteki gibi bir yerde olması olursa mucize olur. Oranın mucizesi bir şeyin bir yerde olması. Oradaki özellik nedir? Olması muhtemel, olması gereken bu kalem her yerdedir. Hiçbir yerde değildir. İşte dünya oraya göre mucizedir. Onlar da diyor ki Allah Allah. Her yerde olan kalem duydunuz mu fizik dünyasında bir yerde bulunamıyor. Yok canım. Nasıl olur ya? Mesela sesim her yerde. Metafizikçiler diyor ki, kuantum fiziği aşağıdakiler. Ya duydunuz mu yukarıdaki fizik aleminde? Kalem bir yerdeymiş. Yap canım. Kim görmüş ya? Gidip de görmüş ya. Kalem bir yerde olacak. Nasıl bir yerde olacak? Yani öyle alıştı kafaları oradakilerin. Öyle mantık kurdular. Öyle her şeyi çözdüler. Bir şey olması gereken muhtemel her yerdedir. Ama adam diyor ki, bir yerde. Ha burada değil mi ya? Nasıl olabilir ya? Burada nasıl olmaz ya? Oraya göre yaşanmamış, yaşanmışlar.
şu anda balık tutmakta da olabilirdin, meyhanede de olabilirdin. Olabilir derken ilmi vücutların var zaten. Yaşanmamış. Ama yaşanmışlar. Ama iyi ki varlar, var ki ben de buradayım. Zaten onların yokluğunu kabul edersen sen burada... Ben burada olamam. Olamazsın ki zaten. Niye? Ne demek ya? Evet. Orada değilim de buradayım. Evet. Olmaz. Olmaz. Ne onlar hepsi... Ya? Adem'i... İyi ki varlar. Adem'i ama onlar. Hep Adem'i. Hep Adem'iler ama olsun. Şimdi o zaman Adem yaşanmamış, yaşananlar... Akıl nedir peki bu konuda? Bu konuda ama. Vücuttur. Aklın şey akıl değil. Aklın konusu. Aklın konusu, konusu vücuttur. Ademleşi yok. Yani ne yapar? Vahiy ile, akıl ne yapar? Vahiy ile, vacib öyle vücudu bize dönüştürür, tercüme eder. Allah'ın ne olduğunu anlatır bize. Ne ile? Vahiy ile. Akıl, gene devam ediyorum. Vücudu mevcuda, vücudu mevcuda, yani şu mevcudatı Allah'ın yani esma ve cilve cemal nakış ya sanat ya bu Allah'ın esmasının. Bu cilve cemal nakış sanatları vacibe dönüştürüyor. Bunu kışrına atabilirsin diyor. Esma yoluyla musamayı bulursun. Bunu poteye atıyoruz bu kirazı. Bunun özünü alıyoruz. Esma. Şu mevcudu vücuda. Akıl bunu yapıyor. Allah'ı bile mevcudu mevcuda dönüştürür. Vahiy ile vacibül vücudu bize dönüştürür. Allahu Ekber. Aklın şu vazifesine bak. Vahiy ile vacibül vücudu bize dönüştürür. Bizim seviyeye indirger. Ondandır ki vücudu olanları tekrar ettikçe ülfeti kaldırır, ünsiyeti artar. Akıl ne yapar? Ondandır ki vücudu olanları Subhanallah, 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 Subhanallah tekrar ettikçe niye tekrar? Ülfet kırılıyor, ona ünsiyeti artırıyormuş. Dilde tekrarmış, akılda tekrar değilmiş. Dilde tekrarmış, hayatta tekrarı yok. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bu tekrar gibi gözüküyor ama birinci dedim mi Subhanallah, ikinci dediğim o değil. Yeniden söylüyorum. Yeni o. Tekrar değil ki tekrar olsun. Mesela Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tekrar. Tekrar olabilmesi için bak şu. Bu ikisinin arası ne kadar vakit geçti? Bir iki saniye. Öyle bir şey. İkisi de yok ki. Hani nerede var bu ikisi diyorum. Nerede var? Senin kafanda var. İşte bu. Yok yani biz onu kabullendiklerimizin üzerine neler bina ediyoruz bak. Bu ikisi arası. Bu ikisi yok ki. Bu kafada var. Öyle bir şey yok ya. Yani tekrar yok. Bu ikisi deneyebilmen için bir saniye geçti. İkisi de durması lazım ha. Ben sana böyle demiyorum ki bu ikisi arası. Yok. İşte hiçbir şeyin tekrarı yok kardeşim. Hepsi yeni. Ondandır ki vücudu olanları tekrar ettikçe ülfeti de kaldırır, ünsiyeti artırır. Vücuttakileri tekrar değil, kaldığın yerden başlamaktır. Subhanallah. Subhanallah. Ondandır ki ayet-i kübrada her Subhanallah'ı kullandığına bakın tanımladığı yere bakın. Dağlara bakar görür ki bu kadar zıtları yani madenleri, eşyayı, hayvanları, zıt hayvanları cem etmiş. Ne kadar kusursuz. Kusurlu gözükürken kusursuzluktur. Böyle bir dağdaki bir sistemi, mamayı da tutuyor bunu. Subhanallah. Çık yukarıya. Yıldızlar birbirine çarpması gerekirken çarpmıyor. Allah Allah. Subhanallah. Yani ondan sonra gel insanın kanına, gel insanın hücrelerine, organlarına. Karşıkken Allah Allah, Subhanallah. Her bir Subhanallah mükemmel bir sistemin dışa vuruşudur. Zahirde bir tekrar gibi değil mi ama? Tanımladığı ya dağdır, ya derelerdir, ya hayvanlar alemidir, ya denizler alemini tanımlıyor. Her bir Subhanallah. Tekrar etmekte ortaya, oraya doğarsın. Subhanallah deyince dağa doğuyorsun. Dağa ait Subhanallah dedik ya. Ondan sonra yıldızlarda, hayvanlar alemine. Son şeyi okuyorum ona göre. Vücut, mevcut. Vacibül vücut, vavla.
Bak, vacibül vücudu vavla cud olursa vücut olur. Vacibül vücudu vücut mim ile cud olursa mevcut olur. Yani mevcudun içeriğine vücudu koyarsan, mevcudun şuya kirazın içerisine Allah'ın esmasıyla bakarsan beka bulur. Müsbet manada, yoksa ademe incirar eder. Mevcudun vücudun belirtisi. Mesela şu mevcut ya, esmayı koyarsanız mevcut vücut. Tersin şey yapın, şunu koyun, alın. Adem, bunu Allah'a çıkartırsanız, esmayı çıkartırsanız bu mevcut adem olur. Aynı şey. Şimdi sana ben atıyorum tutuyorum da diyorum ki benim aklımda bir hasan akan var. Şimdi siz bunu demişsiniz ki vahiy ile vacib budur. Vücudu bize dönüştürüyor. Çok acayip bir şey dedim ama onu geçtim. Baktım ki kimse de oynamıyor. Şimdi aklı başıma geldi abi ya. Üç defa tekrar ettim onu. Ya işte vacibül vücudu vahiy ile bizi, bak, bize tercüme ediyor, vacibül vücudu tercüme ederek dönüştürüyor, tersini de yapıyor. Beka aynı darlığımızı ortadan kalkarak ademe dağıtıyor. Kafası oluyorsun, akıl devreye çıkınca, devreden çıkınca serbest bölgeye geçiyor. Serbest bölgeye geçiyor, kafasız oluyorsun. Cenab-ı Hak bu hakikatle haklanmayı nasip eylesin, amin. bize bırakmasın. Amin. Bu durusu Kur'aniye'deki bu soframızı iştirak-ı amal-i uhreviyemize, iştirak-ı amal-i uhreviyemizi de evlad-i yâllerimizi, usul ve furularımızı, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi de teşmil eylesin. Onları da kucaklasın. Onlara da nasip eylesin. Bu hakikat kisvesiyle, talebi-i ulum unvanıyla Darül Beka'da, Alim-i Berzah'ta, Sırat Köprüsü'nde, Cennet-i Âlâ'da da bunlarla bizi meşgul eylesin. Amin. Ve kendi rızası dairesine bizi hareket ettirsin. Niyetimize göre muamele eylesin. İfadelerimizde, düşüncelerimizde, hislerimizde kusur mutlaka olmuştur. Niyetimize göre muamele eylesin. Amin. Ve yubedillullahi seyyiatim hasene sırınca bu dersi şefaatçi yapıyoruz. Günahlarımızı hayra tebdil eylesin. Amin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmet ve hatırına bizi kendi rızası dairesine hüfz-i emin eylesin. Amin. Ve ahir davahümenilhamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha.